Ne mutlu ki bugün Hobbes'a başlıyoruz. En zevkli konulardan birisidir. Thomas Hobbes, siyaset teorisinde İngilizce yazılmış ilk, hatta benim şahsi fikrime göre en büyük eserin yazarıdır hiç şüphesiz. İngiliz tarzının ve düz yazının ustasıdır. Ve eseri İngilizce'de ve diğer dillerde de önde gelen eserlerden birisidir. Milton'ın Kayıp Cenneti epik manzum için ne ifade ediyorsa, Leviathan da düz yazı için aynı şeyi ifade etmektedir. Bir düşünün. Hobbes birçok yönüyle Machiavelli'yi tamamlayan karakterdir. Machiavelli'nin Sherlock Holmes'ünde Doktor Watson'ı oynamıştır. Bir diğer ifadeyle Hobbes, Machiavelli'nin kendisine yapmayı mümkün kıldığı şeyi başarmıştır. Hatırlarsanız Machiavelli yeni bir kıta, yeni tarzlar ve düzen keşfettiğini iddia etmiştir. Bu yeni kıtayı yaşanır kılacak olan ise Hobbes'un ta kendisi olmuştur. Şöyle ifade edilebilir ki Machiavelli yolu açmıştır. O Lewis ve Clark ya da Kolomb'dur. Ancak Hobbes evleri ve kurumları inşa edendir. Hobbes bize bugün bile modern devleti açıklarken kullandığımız nihai dili sağlamıştır. Ancak Hobbes okumamız süresince vurgulamak istediğim şey onun okuyucusuna sürekli bir paradoks sunuyor olmasıdır. Bir taraftan Hobbes'u siyasal mutlakiyetçiliğin en büyük savunucusu olarak bulacaksınız. Hobbesçu egemenlik doktrininde Hobbesçu egemen, verili toprağı üzerinde tam bir iktidar tekeline sahip olacaktır. Aslında sizin elinizde bulunan baskıda da yeniden basılan kitabın ünlü kapağı tam olarak net olmadığı için iyi bir reprodüksiyon değildir. Leviathan'ın 1651 orijinal baskısının ünlü kapağı Leviathan'ı, egemeni, devleti bir elinde kılıç, diğer elinde hükümdarlık asası tutar ve her iki yanında da dini ve sivil otorite yer alır biçimde tasvir eder. Egemen, sivil ve dini kurumların tamamı üzerinde mutlak bir iktidarı elinde tutar. Bir tür barışçı bir kraliyet üzerinde hakimiyet kurar. Ayrıca buna bölünemez egemen güç doktrinine, Hobbes'un egemenin kilise, üniversite müfredatı, hangi kitapların okutulacağı hakkında mutlak bir kontrole sahip olması gerektiği ısrarını ekleyin. Öyle görünüyor ki Hobbes, mutlakiyetin ve mutlak hükümetin en mükemmel modelidir. Şunları da dikkate almalısınız. Hobbes, temelde insanların eşit olduğu ve belli doğal ve elden alınamaz haklarla donatıldığında ısrar eder. Devleti bireyler arasındaki bir tür anlaşmanın ya da sözleşmenin ürünü olarak görmüştür. Egemen otoritesini yönettiklerinin rızasından alır ve otoritesiyle barışı ve güvenliği sağlayarak yönetilenlerin çıkarlarını korur. Bu açıdan bakılacak olursa Hobbes, mutlakiyete karşı liberal muhalefetin dilinin kurulmasına katkıda bulunmuştur. Bu paradoks Hobbes'un kendi döneminde de dile getirilmiştir. Kralın gücünün ya da kraliyetin savunucusu muydu yoksa kraliyet karşıtı mıydı? Söylemek istediğim şey birçok bakımdan Hobbes'un kesinlikle döneminin düşünürü olduğudur. Başka ne olabilirdi ki? Hobbes en azından bugün anladığımız şekliyle modern Avrupa devletler sisteminin ortaya çıkmaya başladığı bir dönemde yaşamıştır. Leviathan'ın 1651'de yayınlanmasından 3 yıl önce Protestan Reformasyonu'nun ateşlediği, 100 yıldan fazla sürmüş olan din savaşını ünlü Westfalia Anlaşması'nın imzalanması sona erdirmişti. Westfalia Anlaşması,
30 yıl savaşlarına resmi olarak son vermiştir. Dahası Hobbes tarafından güçlü bir şekilde ifade edilecek olan iki önemli durumu da tasdik etmiştir. Bunlardan ilki, antlaşmanın münferit egemen devletin en üst düzey otorite olduğunu ilan etmesidir ki, bu Kutsal Roma İmparatorluğu'nun evrenselce iddialarının sonu anlamına da gelmiştir. Her devlet egemenliğe ve kendi otoritesine sahip olacaktı. İkincisi ise devletin başının devletin dinini belirleme hakkına sahip olmasıdır. Bu hak tek bir evrenselce kilisenin iddialarını da sona erdirmiştir. Bu durum Westfalia Antlaşması'nın uygulamaya koyduğu şeydir. Diğer şeylerin yanı sıra Hobbes'un kitabında teoride açıklamaya çalıştığı durumdur. Bir toplumda, bir devlette hangi dinsel doktrinin ve hatta daha geniş bir biçimde hangi fikirlerin öğretileceğini egemenin belirleme gücü, egemenin özelliği ve otoritesi. Hobbes kimdir? Onunla ilgili birkaç şeyden bahsedeyim. Hobbes, 1588'de İngiliz Deniz Kuvvetleri'nin ünlü İspanyol donanmasının istilasını geri püskürttükleri yıl doğmuştur. Elizabeth döneminin son yıllarında büyümüştür. Shakespeare'in ünlü oyunlarının ilk kez sergilendiği zamanlarda da Hobbes çocukluk çağını yaşamıştır. Hobbes birçoğunuz gibi yetenekli bir öğrenciydi ve koleje gitmiştir. İngiltere'nin güneybatısından bir papaz olan babası onu henüz 14 yaşında olmasına rağmen Oxford'a göndermiştir. Mezun olduktan sonra aristokrat bir aile olan Cavendish ailesinin oğullarına özel öğretmenlik yapmıştır. İlk kitabı 1629'da tamamladığı Tucidides'in Peloponnes Savaşları'nın Tarihi adlı eserinin çevirisidir. Tucidides, Platon'a geçmeden önce anlattığımız Peloponnes Savaşları'nın büyük tarihçisidir. Hobbes, yetenekli bir klasik araştırmacıydı. Genç öğrencisi Bay Cavendish ile birlikte Avrupa kıtasında dikkate değer ölçüde zaman geçirmiştir. Avrupa'dayken Galileo ve René Descartes ile de tanışmıştır. 1640'larda aynı zamanda İngiltere'de büyük iç savaşın başladığı ve Kral 1. Charles'ın idam edildiği dönemde savaş hala devam ediyorken Fransa'da yaşamak üzere İngiltere'yi terk etmiştir. İngiltere'den kralı idam ettiren Cromwell'in organize ettiği cumhuriyet ordularınca tehdit edilen kraliyet ailesi ve aristokrasiye mensup birçok kişiyle beraber ayrılmıştır. Hobbes, savaşın çıkmasından son derece olumsuz etkilenmiştir ve savaşın nedenleri ve siyasi kargaşa üzerinde düşünerek çok zaman geçirmiştir. İlk eseri, nasıl telaffuz ettiğinize bağlı olan De Cive ya da De Cive, vatandaş üzerine 1642'de yayınlanmıştır. Bir 10 yıl sonra 1651'de yayınlanacak olan Leviathan'ın taslığıdır denilebilir. Kitabın yayınlandığı yıl Hobbes İngiltere'ye dönmüştür ve uzun ömrünün geri kalan kısmının çoğunu orada geçirmiştir. 60'larındayken Leviathan'ı yazmıştır. Yayınlandığında 63 yaşındaydı. Uzun ömrünün geri kalanını bilimsel ve siyasal sorunlar üzerinde çalışarak geçirmiştir. İngiliz İç Savaşı'nın tarihini ele alan Behemoth olarak bilinen bir eser yazmıştır. Bu eser sosyal çatışmaların nedenlerinin analizi üzerine bir klasik olarak kalmıştır. Bu yeterli değilmiş gibi yaşamanın sonlarına doğru klasik çalışmalarına dönerek Homer'in İlyada ve Odisesi'nin tamamını çevirmiştir. 1679'da 91 yaşında ölmüştür. Portrelerinden ve tasvirlerinden anlaşılacağı gibi Hobbes oldukça çekici bir adamdır. Keşke bu kitapta da bir resmi, portresinin bir reprodüksiyonu olsaydı. Her neyse, biyografisini yazan ve kendisini iyi tanıyan John Aubrey'den kısa bir pasaj okuyacağım. Bu biyografi Hobbes hayattayken yazılmıştır. Aubrey, Hobbes hakkında şunları yazmıştır.
Son ana kadar cap canlı, hayat dolu ela gözleri vardı. Ciddi ve azimli olduğu zamanlarda gözleri içlerinde kömür yanıyormuşçasına çakmak çakmak parlardı. İki farklı görünümü vardı. Güldüğünde zeki ve nükteli bir mizacı olurdu. Gözleri bir çizgi haline gelir ve neredeyse görünmezlerdi. Ancak ciddi ve kararlı olduğu zamanlarda da bir o kadar büyük ve yuvarlak görünürlerdi. Boyu 1.82 hatta daha fazlaydı. Uzun yaşamı dikkate alınacak olursa çok fazla kitap okumuştur. Ancak okumalarından daha fazla kafa yormuştur. Her zaman için diğer insanlar kadar okusaydı onlardan farklı bir şey bilmeyecek olduğunu dile getirirdi. Burada önemli olan çok fazla okumuş olması ama düşüncelerinin ve fikirlerinin okuduklarını aştığıdır. Az okusaydı az bilecekti. Bu size Hobbes'un mizacı, espri anlayışı ve kitabın neredeyse her sayfasında kendisini gösteren keskin zekası konusunda da bilgi verir. Fakat dikkatli bir okuyucu olmalısınız. Tahmin edeceğiniz üzere Hobbes tüm yaşamı boyunca son derece tartışmalı bir insan olmuştur. Leviathan neredeyse her okuru tarafından şiddetle eleştirilmiştir. Din adamlarına göre Hobbes tanrı tanımaz bir ateisttir. Cumhuriyetçilere göre monarşi tarafından yozlaştırılmış bir kimsedir. Monarşistlere göre ise tehlikeli bir şüpheci ve özgür düşünürdür. Machiavelli'nin yanı sıra Hobbes, modern devletin büyük mimarlarından biridir. Öyle ki bir dereceye kadar Machiavelli'den karakteristik olarak daha modern bir dile sahipmiş gibi görünmektedir. Şunu ifade etmek istiyorum. Hobbes, egemenden bahsederken Machiavelli, hükümdardan bahsetmiştir. Egemen, Hobbes'un dilinde sözleşmeden kaynaklanan gayri şahsi ve yapay bir güçtür. Hobbes'un yöntemi bilimsel görünmektedir. Machiavelli'nin tarihsel yorum ve kişisel tecrübeye dayalı yorum kombinasyonunun aksine Hobbes'un metodu daha analitik ve formel görünmektedir. Machiavelli, Scipio ve Hannibal gibi adamların yüce zalimliğinden bahsederken Hobbes daha monoton bir dille amacın şan ve onur olmayıp sadece korunma ve güvenlik olduğu güç politikalarının diliyle konuşmuştur. Machiavelli'nin silaha olan vurgusu Hobbes'un kanunlara olan vurgusuyla hafifletilmiştir. Bir diğer deyişle Hobbes, modern devletin daha kesin, daha legal ve daha kurumsallaşmış bir çerçevesini çizerek Machiavelli'nin ortaya koyduğu şeyi daha kabul edilebilir ve hoş bir biçimde sunmaya çalışmıştır. Bu nedenle Hobbes'un tamamlamaya çalıştığı şeye biraz daha değinelim. Machiavelli gibi Hobbes da bir yenilikçiydi ve kesinlikle yeniliklerinin farkında olan bir yenilikçiydi. Ve tıpkı Hükümdar'ın 15. bölümünde Machiavelli'nin şeyleri hayal edildikleri gibi değil, gerçek yönleriyle inceleyen ilk kişi olmuş olacağını iddia ettiği gibi Hobbes da toplum biliminin, siyaset bilimi dediği şeyin kendi kitabı De Cive'den daha eski olmadığını iddia etmiştir. Modern siyaset biliminin 1642'de bu söz konusu kitap ile başladığını savunmuştur. Kendi yeniliğinin ne olduğunu düşünmüştür. Yeni olan neydi? Ya da Hobbes'un siyaset biliminde devrimci ya da yenilikçi olan neydi? Aslında açıkça Hobbes kendisini bilimsel devrimin kurucularının çalışmaları model alınarak oluşturulan siyaset biliminin kurucusu olarak görmüştür. Daha önce de belirttiğim gibi Hobbes, modern bilimsel devrimciler olarak adlandırdığımız grubun birer parçası olan Galileo, William Harvey ve René Descartes gibi düşünürleri tanımaktaydı. Doğa bilimlerinde Aristotelesçi paradigmayı yıkan devrimciler gibi Hobbes da Aristoteles'in sosyal, siyasal ve ahlaki bilimlerdeki otoritesini sarsmaya koyulmuştur. Hobbes kendisini büyük bir Aristoteles karşıtı olarak kurmuştur. Kitabın benim favori bölüm başlıklarından biri olan Beyhude felsefe ve saçma geleneklerden gelen karanlık üzerine bölümünü dikkate alacak olursak 46. bölüm
Hobbes şöyle yazar. Eski filozofların savunduğu şeyler kadar anlamsız bir şey yoktur. Ve inanıyorum ki doğa felsefesinde Aristoteles'in metafiziğinden daha anlamsız ya da siyaset alanında politikasından daha aykırı ya da ahlak alanında etiğinin büyük bir bölümünden daha cahilce bir şey yoktur. Burada Hobbes'un meydan okuduğunu görüyorsunuz. Aristoteles de bu kadar anlamsız, aykırı ve cahilce bulduğu şeyler nelerdi? Neden? Aristoteles de neyi tahtından indirmeye çalışıyordu? Hobbes aslında bu yeni biliminin temeliyle ilgileniyor ve ana kolonları en baştan doğru kurmaya çalışıyordu. Bazılarını okumanız için verdiğim Leviathan'ın açılış bölümlerinde bir tür siyasi fizik sunar gibidir. İnsan bedene, beden ise madde ve harekete indirgenmiştir. İnsan bir makine gibi hareket edebilen kısımlarına indirgenebilmektedir. Hobbes, kitabın girişinde retorik olarak hayat nedir sorusunu sorar. Hayat, uzuvların hareket etmesinden başka nedir ki? Kalp bir yay, akıl ise mutlulukların ve acıların hesaplanma aracından başka bir şey değildir. Bilinçli ve etraflıca insan doğası konusunda ereksel olmayan materyalist bir doğa sunar. Ve gelecek yüzyıl Hobbes'un takipçisi olacak olan Francis Lemaître, L'Homme Machine, bir makine olarak insanı yazmıştır. İşte bu şekilde Hobbes'un yeni siyaset bilimi görünür olmaya başlamıştır ve bu yeni başlangıcın birçok yönüyle Aristoteles'in fiziğine ve politikasına kapsamlı bir alternatif oluşturmasına niyet edilmiştir. Hatırlarsanız Aristoteles tüm eylemlerin bir amaç tarafından yönlendirildiklerini, amaç yönelimli olduklarını savunuyordu. Tüm eylemlerin amacı muhafaza ya da değişim. Bir şeyi iyileştirmek veya kötüye gitmekten alıkoymaktı. Diğer taraftan Hobbes, insanın ve insan davranışının ağır basan tarafının iyiyi istemek değil, negatif bir vurguyla kötüden kaçınmak olduğunu savunmuştur. Hobbes'a göre Aristoteles dünyaya teleskopun yanlış tarafından bakmıştır. Aristoteles'e göre tüm insanların bir amacı, bir telosu vardır. Bu amaç insani gelişim için diğer bireylerle topluluk halinde yaşamaktır. Ancak Hobbes'a göre topluluk halinde yaşamamızın nedeni rasyonel doğamızı gerçekleştirmek veya mükemmelleştirmek değil. En büyük kötülük olan başkalarının elinden, ölümden ve ölüm korkusundan kaçınmaktır. Ona göre siyaset daha iyi ya da daha kötü hakkında sağduyulu bir karar alma meselesi olmaktan çok yaşam ile ölüm arasında yapılan varoluşsal bir tercih meselesidir. Machiavelli için olduğu gibi Hobbes için de siyaset ve siyasal karar alma sürecine norm olarak hizmet eden şey yaşam ve ölüm, kargaşa ve savaş gibi uç durumlardır. Bu düşünce Aristoteles'e köklü bir alternatif oluşturan yaklaşımdır. Dahası Hobbes sadece Aristoteles'in siyaset ve insan doğası teorisinin motivasyonel ve psikolojik temellerini eleştirmekle kalmamış, döneminin toplumsal sorunlarının çoğunun nedeni olarak da Aristoteles etkisini göstermiştir. Aristoteles, Hobbes dönemi İngiltere'sinin sivik cumhuriyetçilerince sahiplenilmiştir ve bunun nedeni Aristoteles'in insanın siyasi bir hayvan olduğu öğretisidir. Klasik cumhuriyetçilere göre tam olarak insan olmamız siyasi yaşamla ilişkili olup kendimizi kendi yaptığımız kanunlarla yönetmemize bağlıdır. Hobbes bu doktrini dönemin üniversitelerinde okutulan öğretiye atfetmektedir. Tam olarak bu kendi kendini yönetme isteği ya da yönetimde doğrudan yer alma, siyasal yönetimde rol alma isteği Hobbes'a göre iç savaşın kökeninde yatan temel nedenlerden biridir. Döneminin klasik cumhuriyetçilerine ve Aristoteles'e olan cevabı onun meşhur doktrini
dolaylı hükümet ya da daha tanıdık bir terimle temsili hükümet olmuştur. Hobbes'a göre egemen, kolektif olarak yönetimde olan halk veya halkın bir kısmı değildir. Hobbes'a göre egemen, temsilcilerinin şahsında halkın suni olarak yeniden inşa edilmiş iradesidir. Diyebiliriz ki egemen temsilci halkın tutku ve istekleri için adeta bir filtre gibi eylemde bulunur. Egemen benim ya da sizin iradenizin doğrudan ifadesi değildir. Ancak benim kendimi yönetmeye dair doğal arzumdan bir soyutlamadır. Bir diğer ifadeyle siyasal yönetimde doğrudan yer almak yerine Hobbes, egemen adını verdiği yapay kişi ve temsilci tarafından yönetilmeye razı olarak siyasetten çekilmemizi ister. Giriş bölümünde sanat sayesinde diyor Hobbes. Sanat sayesinde devlet ya da vatandaşlar topluluğu adlı yapay bir insandan başka bir şey olmayan ve koruyacağı ve savunacağı doğal insandan daha çelimli ve kudretli olan Leviathan yaratılır. Egemen ya da Leviathan, yüce yapay insan, egemen bir kişiden çok bugünkü anlamıyla bizim yürütmeden bahsettiğimizde olduğu gibi daha çok bir makamdır. Her ne kadar bu bizim son zamanlardaki yürütme kararlarımızın bazılarında sorgulanır olsa da egemen basitçe o makamda oturan kişidir. Hobbes bu makamı egemen denen siyasiden yaratır. Şimdi az önce giriş bölümünden okuduğum bu ifadedeki dili sanat sayesinde tekrar edecek olursak devlet adlı büyük Leviathan yaratılmıştır. Hobbes burada sanat kavramını kullanmıştır. Sanat sayesinde yaratılır. Bu kavram tam anlamıyla Hobbes'un niyetini göstermektedir. Aristoteles için ise tam aksine sanat doğayı gerektirir. Ya da başka bir ifadeyle doğa sanattan önce gelir ve ona öncülük eder. Standartları doğa belirler. Malzemeyi, modelleri doğa sağlar. Ardından gelen tüm sanatlar için de geçerlidir. Şehir ve insan için de standardı doğa belirler. Doğa, insan eylemi ve ürününden öncedir. Ancak Hobbes'a göre tam aksini düşünün. Sanat doğayı taklit etmez. Dahası sanat kendisi yeni bir tür doğa yaratır. Deyim yerinde ise yapay bir doğa ve yapay bir insan. Sanat ile Leviathan yaratılır. Sanattan kasıt insanın eylemi, üreticiliği ve zekasıdır. Sanat ile doğayı sadece taklit etmeyip onu kendi seçimlerimiz doğrultusunda dönüştürebilmemiz söz konusudur. Sanat burada sanat ve bilimden bahsederken olduğu gibi bilimin antitezi olarak görülmemelidir. Daha çok bilim sanatın en yüksek formudur. Bilim insanın yapabildiği en yüce şeydir. Bilim ya da Hobbes'un basitçe akıl olarak adlandırdığı şey insan sanatının en üstün ifadesidir. Akıl der 5. bölümde. Akıl bizimle birlikte doğan bir duyu ya da bellek değildir. Akıl bizimle beraber doğmaz. Sadece deneyimle de kazanılmaz. Ancak çaba ile kazanılır. Önce isimler verilir ve sonra da iyi ve düzenli bir yöntem benimsenir. Şu terimleri düşünün. Akıl. Bu terimi bilim ve sanatta eş anlamlı kullanır. Bizimle beraber doğmaz. Yani kısacası doğuştan gelmez. Basitçe genetik değildir. Hobbes'un sağduyu dediği sadece deneyim sonucu da değildir. Aksine akıl çabayla elde edilir. Önce uygun şeylere uygun isimler verilerek geliştirilir ve sonrasında iyi ve düzenli çalışma metodu gerektirir. Akıl doğanın fethi için bir metodun empoze edilmesini içerir. Hobbes bize bilimle sonuçların bilgisini kastettiğini söyler ve şöyle devam eder. Bir şeyin nasıl ortaya çıktığını, ona neyin neden olduğunu gördüğümüzde, aynı nedenler bizim elimize geçtiğinde aynı etkiyi nasıl yaratabileceğimizi görmüş oluruz. Akıl, bilim ve sanat.
bir tür benzer etkilerden benzer sonuçlar yaratacak metodu empoze ederek doğayı dönüştürme kapasitesidir. Bir diğer ifadeyle Hobbes'un tüm düşüncesinde kökten dönüştürücü bir akıl, bilgi, bilim, siyaset bilimi, toplum bilimi anlayışı vardır. Akıl sadece basit bir gözlem değildir. Akıl yapmakla ve üretmekle ilgilidir. Hobbes'un söylediği gibi benzer sonuçların istenilen etkiyi yaratmasını sağlamaktır. Hobbes, siyasetin biliminin olabileceğine inanmıştır. Siyaset, insan eylemiyle, insanın ne yaptığı ile ilgili olduğu için bir toplum bilimine sahip olabilmemiz mümkündür. Siyasi dünyayı bilebiliriz. Siyasetin bilimini yaratabiliriz. Çünkü siyaseti yapıyoruz. Siyaset bizim oluşturduğumuz bir şeydir. Hobbes'un buradaki amacı bilgiyi ve bilimi doğaya olan bağımlılığından kurtararak özgürleştirmek ve şansla, fortuna ile bilimi doğanın bizim ihtiyaçlarımıza uymasını sağlayacak bir araca dönüştürerek ihtiyaçlarımızı empoze etmek veya bilimimizle tatmin etmektir. Sanat ve özellikle de siyasi sanat doğayı ve hatta insan doğasını yeniden düzenleme meselesidir. Hobbes'a göre tıpkı laboratuvardaki bir fizikçinin yaptığı gibi insan en küçük parçalarına ayrılır ve bu parçalar istenilen sonucu verecek şekilde yeniden inşa edilir. Bu Hobbes'un 25. bölümde Machiavelli'nin meşhur Fortuna'nın, talihin, şansın efendisi olma çağrısına cevabıdır. Hobbes'un Machiavelli'den daha ileriye gittiğini söylemek mümkündür. Machiavelli 25. bölümde hükümdar eğer şanslı ise yarı yarıya, %50'sinde talihin üstesinden gelecektir der. İnsan eyleminin ve devlet idaresinin geri kalan kısmı ise şansa, olasılığa ve koşullara bırakılacaktır. Hobbes'a göre ise doğru yönteme, doğru sanata ve doğru bilimsel öğretiye sahip olduğumuzda doğanın üstesinden gelebiliriz. Onun hakimi ya da sahibi olabiliriz. Bu ifadeyi aslında Descartes kullanmıştır. Yöntem üzerine söylemin 6. bölümünde. Ancak Hobbes'un sadece siyasetin bilimini oluşturma konusunda değil, bilime ve toplum bilimine dayanan daha önceki toplumların yaşadıkları kargaşa, savaş ve bozulmaya kapalı ölümsüz bir devlet yaratma isteğini kusursuz açıklaması bakımından kullanmış bulunmaktayım. Bu son derece etkileyici kitabın devrimci ve dönüşümcü ruhunu Hobbes'un kısa girişinde ve ilk bölümlerde görmeye başlamanız mümkündür. Evet, buradan nereye gideceğiz? Yöntem ve bilimden siyasete dönüyoruz. Hobbes'un önemli sorusu neydi? Yeni bir kitabı okumaya başladığınızda yazarın hangi soruya cevap verdiğini düşünmeye başlarsınız. Bu kitabı okumaya başlamadan önceki önemli bir adımdır. Peki, soru nedir? Bazen yazarlar en derin ve temel sorularını tam olarak açıklayamazlar. Bu nedenle de sorulara cevap vermek çoğu zaman kolay bir iş olmaktan çıkar. Leviathan'da ise Hobbes'un size söyleyebileceğim en temel sorusu otoriteyi neyin mümkün kıldığıdır? Otoritenin kaynağı nedir? Ve onu meşru kılan şey nedir? Ya da soru tam olarak şudur. Meşru otoriteyi mümkün kılan nedir? Bu bizim için hala önemli bir sorudur. Devlet ya da ulus inşası sürecinde meşru otoritenin nasıl yaratılacağı önemli bir sorudur. Çok açıktır ki bugün Irak'ta bununla ilgili büyük bir mesele vardır. İnsanlar orada ve burada meşru otoritenin nasıl oluşturulacağı ile ilgili sorunlarla uğraşıyorlar. Belki onlara uçaktan Leviathan'ın kopyalarını atmalıyız. Çünkü Hobbes'un tam olarak ilgilendiği mesele buydu. Hobbes sorusunu bir adım daha öteye taşır. Özerk, birbirlerinden biyolojik olarak farklı, olaylara farklı bakan ve farklı yargılara ulaşan ve asla birbirlerine güvenip güvenmeyecekleri kesin olmayan bireyler nasıl olup da ortak bir otoriteyi kabul edecektir? Soru sadece otoriteyi neyin oluşturduğu değil, neyin meşru kıldığıdır.
Bu sadece Hobbes için değil, onun kurulmasında yardımcı olduğu tüm toplumsal sözleşmecilik geleneği için temel soru olarak kalmıştır. Otoriteyi neyi meşru kıldığı sorusu ancak otoritenin kendisini sorgulandığında ortaya çıkar. Yani bu durum otoriteyi mümkün kılan kuralların yıkıldığı kriz zamanlarında ortaya çıkar ve bu tam da Hobbes'un dönemine karşılık gelir. Bir iç savaş ve kriz dönemi. Otoriteyi saygın ve meşru kılan nedir? Hobbes bu soruya cevap vermek için bir hikaye anlatır. Kendisinin doğa durumu adını verdiği şey hakkında bir hikaye anlatır. Bu kavram Hobbes'un bulduğu bir kavram değildir. Ancak neredeyse adıyla özdeşleşen bir kavramdır. Doğa durumu bir lütuf ya da cennetten kovulma hikayesinde olduğu gibi bu lütfun kaybedilmesi anlamında değildir. Aristoteles'in polis doğaldır dediğinde olduğu gibi siyasal bir durum da değildir. Hobbes'a göre doğa durumu bir çatışma ve savaş durumudur. Bir doğa durumuyla, bir savaş durumuyla Hobbes bizi hizada tutacak tanınan herhangi bir otorite olmadığı bir durumu kasteder. Böyle bir savaş durumu açıktan bir savaş anlamına gelebilir ama öyle olmak zorunda da değildir. Savaş anlamına gelebilir ancak Hobbes onun karşı koyma iradesi, çatışmaya girme arzusu veya iradesi de olabilir ve bu onu doğa durumu gibi bir hale getirir. Bir diğer ifadeyle savaş durumu bir tür bariyer üzerinden birbirine bakıp duran ve karşı tarafın ne yapacağını bilmeyen iki düşman taraf içeren soğuk savaş diye adlandırdığımız bir durumu içerebilir. Böylelikle doğa durumu zorunlu olarak etkin bir çatışma durumu olmayıp Hobbes'un deyişiyle bilinen çatışma eğilimidir. Eğer çatışmaya isteğiniz olduğu biliniyorsa veya düşünülüyorsa savaş durumundasınızdır. Bu durum Hobbes'a göre maksimum güvensizlik koşuludur ve onun ünlü ifadesiyle bu durumda hayat yalnız, nahoş, kaba ve kısadır. Belki de iyi ki kısadır demeliydi. Bu Hobbes'un insan doğasının temel gerçekliğine atfettiği doğal durum, doğa durumu ve savaş durumudur. Evet, doğal olarak içinde bulunduğumuz durumun doğa durumu veya daha doğrusu savaş durumu olduğunu söylemek, diğer şeylerin yanı sıra doğanın bizi barış, uyum, dostluk ve dayanışma içerisinde birleştirmediğini söylemektir. Doğa bir norm ise, tekrar ediyorum, bizi başkalarıyla barışa dayanışmaya ya da dostluğa yöneltmez. Sadece insan sanatı, bilim veya insan icadı barış getirebilir. Çatışma ve savaş birincildir. Barış ise türevseldir. Bir diğer ifadeyle Hobbes, otorite ve otorite ilişkilerinin doğal olarak aramızda oluşmadığını ancak toplum biliminin kendisi gibi icadın ve sanatın sonucu oluştuğunu iddia etmiştir. Hobbes döneminin okuyucusuna derinden meydan okuyan ve bugün bizim için de hala geçerli olan soru, onun doğa durumunun savaş durumu olduğu hikayesini makul kılan nedir sorusudur. Onu yaşadığımız şartların bir tanımı olarak inandırıcı kılan nedir? Neden diğer hikayelere değil de Hobbes'unkine inanalım? Kapatmadan önce bununla ilgili birkaç şey söylemek istiyorum. Bir bakış açısına göre Hobbes'un doğa durumu tanımı onun Leviathan'ın açış bölümlerinde ortaya koyduğu hareket ve atalet fiziğinden kaynaklanır görünmektedir. Hatırlarsanız esere duyu ve tecrübenin bir ürünü olarak insan doğası tanımından, insan psikolojisi açıklamasından bahsederek başlar. Bizler hareket halinde olan bedenlere sahibiz ve itme ve çekme fizik olayları ve kuralları ile hareket ederiz. Bizler sürekli hareket halinde olan bedenleriz. Bir diğer ifadeyle bizler bir tür materyalist bir psikolojiye sahibiz ve bu psikoloji içerisinde tıpkı geometrik kanunlara veya etki-tepki kanunlarına tabi bilardo topları gibi mekanik eğilimler sergileriz. Öyle değil mi?
Hobbes, doğa durumu konusunda düşüncelerini destekleyecek antropolojik kanıtlara gönderme yapsa da doğa durumunu gerçek bir tarihsel durum olarak ele almaz. Doğa durumu onun için deneysel bilime benzer bir biçimde bu bir tür düşünce deneyidir. Bu deney ailenin, tabakanın ya da kraliyetin bir parçası olan insanları almayı sosyal ilişkileri en temel bileşenlerine kadar yani soyut bireye kadar çözümlemeyi ve tıpkı bir kimyacı ya da fizikçi gibi bu temel birimlerin hipotetik olarak birbirleriyle nasıl etkileşeceklerini hayal etmeyi içerir. Bu tür bir düşünce deneyiminde nasıl davranırdık? Bu Hobbes'u okumanın bir yoludur. Hobbes, doğa durumunu tıpkı bilimsel bir deney gibi düşünmemizi istemektedir. Hobbes, sosyal ve siyasal bilimde diğer şeylerin yanında deneysel yöntemi kuran kişidir. Ve bunun bir nedeni vardır. Bu not üzerine dersimize son vereceğim. Hobbes genç bir adamken kısa bir süreliğine başka ünlü bir İngiliz'in, Francis Bacon'ın özel sekreterliğini yapmıştır. Bacon, deneysel yöntem olarak bahsettiğimiz yöntemin, deneme yanılma yönteminin, deneyim ve deneyin kurucusudur. Bir iddiaya göre Hobbes, Bacon'ın felsefesi olan deneyim ve deney yönteminden etkilenmiştir. Hobbes, Bacon'ın yöntemini siyasete uygulamıştır. Bir düşünün. İnsanın doğal durumunu bir tür soyutlama süreciyle, insanı tüm ilişkilerinden, tarih boyunca geleneğin ve deneyimin sonucu olarak edindiklerimizi tıpkı soğanı tabaka tabaka soyar gibi bir tarafa bırakarak soyutlamış ve deyim yerinde ise bizi bir mikroskop altında bir deney tüpüne yerleştirmiş ve hangi koşullarda birbirimize nasıl tepkiler vereceğimizi gözlemeye çalışmıştır. Evet, burada bırakacağım. Haftaya Hobbes'a yönelik bu bakışın kısmen haklı olduğunu göstererek başlayacağım. İkinci ders. Nerede kalmıştık? Evet, bugün Hobbes'un en ünlü buluşu, en ünlü metaforu ve en ünlü kavramı olan doğa durumu ile devam edeceğiz. Geçen dersin sonunda Hobbes'un asıl sorusu olan otorite problemini, otoriteyi neyin mümkün kıldığını, onu meşru kılan şeyin ne olduğunu ve bu sorunu çözmek için de doğal olarak içinde var olduğumuz doğa durumu metaforunu ortaya çıkardığını açıklamaya çalışmıştım. Hobbes'un doğa durumu, Aristoteles'in doğal amaç ya da doğal telosuna taban tabana zıt bir konumda bulunmaktadır. Doğa durumu, Aristoteles'in inandığı gibi bizim mükemmelliğimizi, mükemmelliğimiz durumunu içermez. Hobbes için doğa durumu, otorite boşluğundaki, kural koyan ya da yöneten kimsenin olmadığı durumdaki insan yaşamı gibi bir şeydir. Kriz dönemlerinde ve 1640'ların İngiltere'sinde olduğu gibi iç savaş dönemleri türünden böyle bir durumda insanlar nasıl olurlardı? Geçen dersin sonunda da söylediğim gibi birçok bakımdan doğa durumu, Hobbes'un kitabın başında ortaya koyduğu bilimsel yönteminin uzantısı olarak anlaşılabilir. Hobbes'un söylediği gibi insanı laboratuvarda bir deney tüpündeymişçesine düşünelim. Haydi, şimdi insanı tüm sosyal bağlarından ve geleneklerinden sıyıralım. Tüm bu sosyal bağlardan ve siyasi ilişkilerden soyutlandıklarında tıpkı kimyasal maddeler gibi birbirleriyle nasıl etkileştiklerine bir bakalım. Hobbes bu çizgide çalışmaktadır. Ancak onun deyim yerinde ise bu bilimsel doğa durumu kavramı tüm hikayeyi açıklamak için yeterli değildir. Çünkü Hobbes'un doğa durumunun altında güçlü bir ahlaki kavramsallaştırma
insana yönelik ahlaki bir fikir yatmaktadır. Bugün bahsetmek istediğim konuyu da bu durum oluşturmaktadır. Hobbes birçok yönüyle garip görünecek olsa da bir ahlakçıdır. Nasıl olup da gaddar ve aksi bir ihtiyar olan Thomas Hobbes, insan doğasının veya insan durumunun ahlaki bir kavramlaştırmasına sahip bir ahlakçı olarak görülebilir? Bugün bunu size açıklayacağım. Doğa durumunu karakterize etmede bize yardımcı olabilecek kavram bireyselliktir. Hobbes bize ahlaki eylemliliği uygulamanın, yani başkalarının yaptığına maruz kalmaktansa kendimizin eylememizin ne demek olduğunu gösterir. Hobbes, ahlak söylemimize bireyselliği kazandıran kişidir. Ve bu kavram birey olmanın, ahlaki bir ajan olmanın ne anlam taşıdığı kavramı 17. yüzyıl öncesinde var olan bir anlayış değildir. Değil daha öncesi, Rönesans'a kadar insanlar kendilerini esasen birey olarak değil, bir ailenin, sınıfın, loncanın, dini bir grubun, şehrin ya da buna benzer birçok şeyin bir üyesi ya da parçası olarak tanımlamaktaydılar. Bir kimsenin bir benliğe ya da bir egoya sahip olduğu fikri anlaşılamazdı. Hatta 19. yüzyıl gibi geç bir dönemde Alexis de Tocqueville, Amerika'da demokraside bireysellik yeni bir fikirden doğan yeni bir ifadedir demekteydi. Bu fikir Tocqueville'e 19. yüzyıl sonlarına doğru yeni bir fikir olarak görülmüştür. Benim söylemeye çalıştığım şey ise bu fikrin en azından kısmen ve belki de büyük oranda Hobbes'a geri götürülebileceğidir. Peki Hobbes'un bireyi nasıldır? Hobbes bizi kendimizi içinde bulduğumuz bağlantılar ağından soyutlayarak ele alır. İlk bölümlerde de bahsettiği gibi bizler Hobbes'a göre seçme isteği ve iradesi olan varlıklarız. Kitabın açış bölümlerinde bizlerin temel özelliği irade ve tercih olan varlıklar olduğumuzu belirtir. Bizler irade kullanımı öncelikli özelliği olan varlıklarız ve insanlar olarak mutluluğumuzun çoğu irademizi uygulama ve seçim yapma kapasitemizi kullanmamıza bağlıdır. Hobbes için yaşam sürekli irade kullanımı ve sürekli tercihte bulunma üzerine bir pratiktir. Bu pratik zaman zaman sekteye uğratılabilir ancak sadece ölümle tamamıyla sona erecektir. Hobbes'un bireyselliği veya bireycilik, yaşamın sunduğu iyilikler için rekabette başarı olarak anlaşılabilecek bu insan refahı algısı veya insan algısı ile yakından ilgilidir. 6. bölümde insanın zaman zaman arzu ettiklerini elde etmedeki sürekli başarısı, mutluluk veya saadet denen şeydir. Bizim refahımız arzularımızın nesnelerini, tercihlerimizin nesnelerini elde edebilme yeteneğimize bağlıdır der. Ve şöyle devam eder. Zira biz bu dünyada yaşadığımız sürece sürekli bir zihin huzuru, sürekli huzur diye bir şey yoktur. Çünkü hayatın kendisi hareketten ibarettir ve duyular olmadan olamayacağı gibi hiçbir zaman istek ve korkulardan da bağımsız değildir. Bunlar insan yaşamının özellikleridir. His, korku, istek, bir şey ve sonra başka bir şey şeklinde devam eden sürekli istek. Hobbes'a göre bu gerçek sadece insan davranışının fiziksel ve olgusal bir tasviri olmayıp aynı zamanda ahlaki bir durumdur. Zira her birimiz sevmek veya sevmemek, hoşlanmak veya hoşlanmamak, arzu etmek veya kaçınmaktan oluşan bir dizi aktiviteler yığınıyızdır. Yaşam Hobbes için rekabet ve mücadeledir ve bu mücadele sadece kıt olan kaynaklar için değil, insanın değer verebileceği, örneğin onur gibi her şey için geçerlidir. Hobbes,
İnsan arzularının çokluğu ve çeşitliliğinden tıpkı Montaigne ve bazı diğer kimseler gibi büyülenmiştir. Bir kişiyi kahkahaya boğan şey bir başkasını ağlatabilmekte, bir kişiyi imana ve duaya yönlendiren şey diğerini dalga geçmeye yönlendirebilmektedir. Ahlaki terimler bile, iyi ve kötü gibi terimler bile bizim hoşnutluk ve hoşnutsuzluklarımızın ifadesidir. Ona göre bir şeyi iyi olduğu için sevmeyiz, onu sevdiğimiz için iyi deriz. Aynı şey diğer ahlaki nitelikler ve özellikler için de geçerlidir. Bunlar isteklerimizin ve psikolojik durumumuzun ifadesidirler ve arzularımızın nesneleri için hepimizin tecrübe ettiği genel rekabetin temeli işte bu bireyciliktir. Bundan insanların doğal durumunun bir rekabet, mücadele, düşmanlık ve savaş durumu olduğunu çıkarmıştır. 11. bölümün ünlü bir paragrafında Hobbes şöyle demiştir. Tüm insanlığın genel bir eğilimi ancak ölümle son bulacak olan sürekli ve huzursuz bir sınırsız güç isteğidir. Onun ifadesiyle bu tüm insanlığın genel bir eğilimi. Bu sürekli huzursuzluk ve hareket ve bizim bireyselliğimizin ifadesi ve Hobbes'un bireyciliği olarak adlandırdığım şey. Hobbes'ta merkezi olan başka bir özellikle de bağlantılıdır ve hatta onun tarafından sağlamlaştırılmıştır. Bu özellik onun şüpheciliğidir. Montaigne, Descartes, Spinoza gibi birçok büyük erken modern filozof gibi Hobbes'da neyi bilebilirim veya bir diğer ifadeyle neye inanmaya hakkım var sorusuna kilitlenmiştir. Leviathan'da Hobbes'un şüpheci bilgi anlayışını birçok pasajda gözlemlemek mümkündür. Doğru değil mi? O inançlarımızı hiçbir şekilde temellendiremeyeceğimiz için şüpheci olmayıp, inançlarımızın insan dışı, aşkın hiçbir kaynağının olamayacağını düşünmesinden dolayı şüphecidir. Ona göre bilgimizin nihai temelinden emin olmamız mümkün değildir. Bunu düşünmüş olabilirsiniz. Bu durum adlandırma ve varlıkları doğru tanımlama gibi şeylere atfettiği önemi açıklar. Yine ünlü bir pasajda şöyle der Hobbes. Akıl, hesaplamadan yani üzerinde uzlaşılan adların sonuçlarının birbiriyle toplanması ve birbirinden çıkartılmasından başka bir şey değildir. Bir diğer deyişle bilgi Hobbes için insanın oluşturduğu bir şeydir ve insanın uzlaşması üzerine kuruludur. Şüpheci bilgi anlayışı ya da bilginin temeline ilişkin şüpheci yaklaşımın Hobbes için çok daha kapsamlı sonuçları vardır. Hobbes'a göre eğer tüm bilgi ortak terimler üzerindeki uzlaşıya dayanıyor ise o bundan bizim aklımızın, rasyonalitemizin, Platon ya da Aristoteles'in ilahi noos diyecekleri ilahi akıl ile hiçbir ortaklığımızın ya da payımızın olmadığını çıkarır. Bizim aklımızda ilahi bir kıvılcım yoktur. Aklımız vicdanımızın sesini ya da ona kesinlik içeren bir temel verme iddiasındaki hiçbir şeyi teyit etmez. Bazı şeylere atfettiğimiz kesinlikler Hobbes için her zaman geçicidir. Onlar deneyim sonucu elde edilmiştir ve muhtemel gelecek deneyimlerin ışığında sürekli revizyona tabi olacaktır. Bu yine tecrübi bilgidir. Bilginin kaynağı üzerindeki bu türden şüpheciliğin Hobbes için din ve dini hoşgörü üzerinde de bir takım sonuçları bulunmaktadır. Hobbes 12. bölümde dinin insandan başka hiçbir işareti ya da ürünü yoktur der. Bu şu anlama gelmektedir. Dinin varlığının nedenleri insan aklının nedenleri sorgulama vesvesesinde yatmaktadır. Çünkü Hobbes'a göre nedenlerden, şeylerin nedenlerinden habersiz doğarız ve başlangıçları ve ilk çıkış noktasını aramaya başlarız. Sonuç olarak da bu bizi, deyim yerindeyse, her şeyin ilk nedeni olarak Tanrı'nın varlığı noktasına getirir. Dini bu şekilde rasyonel ele almasına ve dinin kaynağının insan aklının huzursuzluğunda yattığını düşünmesine rağmen Hobbes, vahiy ya da Tanrı'nın bizimle doğrudan iletişim kurma imkanını reddetmemiştir.
kabul etmediği şey, kişinin kendisine vahyedildiğini iddia ettiği şeyi başkalarına dayatmasıdır. Çünkü birisine gelen vahyi bir başkasının teyit etme imkanı yoktur. Hiç kimse vahyedilmiş bilgi iddialarını bir başkasına dayatamaz. Bu fikirler zamanında birçok insanın düşündüğü gibi Hobbes'u bir ateist yapar mı? Hayır. Onu sadece vahyedilmiş dinler konusunda şüpheci yapar. Bu bireycilikten ve şüphecilikten, iradesini ortaya koyan ve tercih yapan bir hayat anlayışından, doğa durumunda çatışmaları çözecek standartlar olmamasından dolayı siyasetin merkezi meselesi ortaya çıkar. Bu, otoriteyi mümkün kılan şeyin ne olduğu ve biyolojik olarak bireysel olan, farklı olan insanları neyin ortak kurallara uymaya veya birbirlerine karşı ahlaki sorumluluk almaya sevk edeceği sorusudur. Bu nasıl mümkün olabilir? Hobbes, kitabının neredeyse her sayfasında bu soruyu sorarak devam eder. Ancak bu soruya cevap vermeden önce Hobbes'un doğa durumuna ve otoriteyi mümkün kılan nedir sorusunu cevaplamaya başlamak için doğa durumunu uygun bir başlangıç yeri yapan şeye biraz daha yakından bakmamız gerekmektedir. Doğa durumunun istekleri, inançları, fikirleri ve sevip sevmedikleri şeyleri birbirlerinden farklı olan bireylerden oluştuğunu iddia etmek, Hobbes için doğa durumunun aynı zamanda, bazen ona atfedildiği gibi, bir yalnızlık durumu olduğu anlamına gelmemektedir. Doğa durumunda insanlar birbirleriyle düzenli ya da devamlı ilişkilere sahip olabilir. Ancak ilişkileri hukuki olarak düzenlenmemiş ilişkilerdir. Onlar otorite tarafından, kanun tarafından düzenlenmemişlerdir. Doğa durumu en temelde maksimum güvensizlik durumudur. Onu sürdürecek ortak kanunlar ve kurallara sahip olmayan düzenlenmemiş bir piyasa gibidir. Bireyciliğe yapılan vurgu Aristoteles'in aksine hiç kimsenin bir diğer kimse üzerinde doğal bir otoritesinin olmadığını söylemenin bir başka yoludur. Otorite ilişkileri deyim yerinde ise yönetilenlerin isteği ya da rızası ile ortaya çıkacak bir şeydir. Hobbes'a göre ilişkilerin doğa durumunda düzenlenmemiş olması doğa durumunu herkesin herkese karşı olduğu bir savaş durumu yapan şeydir. Herkesin herkese karşı olduğu bu savaş durumu formülasyonuna baktığımızda bu durumun güvensizliğin had safhada olduğu, kuralların ve kanunların artık işlemez olduğu bir iç savaş durumu olduğunu ve bunun istisnai bir durum olduğunu söylemek mümkündür. Bu insan yaşamında kaç kere olan bir şeydir. Ancak Hobbes daha önce gördüğümüz Machiavelli gibi bu istisnai durumu alıp bir norm haline getirmiştir. Bu normal durum olmuştur. Güvensizlik, korku, çatışma ve benzeri. Bu durum yine Hobbes için doğa durumunun sürekli bir çatışma hali olduğu anlamına gelmemektedir. Fakat doğa durumu sürekli bir korku ve güvensizlik durumudur. Evet, kitapta birçok harika pasaj vardı ve benim favorilerimden birisinde eğer bana inanmıyorsanız, burada şüpheciliğini görebilirsiniz, kendi deneyimlerinize bir bakın ve haklı olup olmadığıma karar verin diye de devam ediyor. Yine okuyucu kendi kendisine sorsun der Hobbes. Yolculuğa çıkarken yanına silah alır ve yol arkadaşının olduğundan emin olur. Yatmadan önce kapıyı kilitler. Hatta kendisine verilecek tüm zararları engelleyecek kanunlar ve polisler olduğunu bilse bile sandığını da kilitler. Okuyucusuna yola çıkarken yanınıza silah almanız ya da kapınızı, sandığınızı kilitlemeniz sizin çevrenizdeki insanlarla ilgili ne düşündüğünüzü gösterir diye sorar. Bu davranışlarıyla benim sözlerimle yaptığım kadar insanını suçlamıyor mu der Hobbes. Bu güzel pasajda Hobbes'un muzipliğini görebilirsiniz. Peki ya siz der. Ve bu bir tür doğa durumu değildir. Siz silahlanarak yola çıktığınızda
kapılarınızı kilitlediğinizde, gece sandığınızı kilitlediğinizde siz tam olarak işleyen bir toplumdasınız. Sizin davranışlarınız ve deneyiminiz basitçe benim söylediklerimi doğrulamıyor mu? Ve bu doğa durumu hakkında unutulması kolay olan bir şey söyler. Doğa durumu en azından Hobbes için zamanda geri giderek bulabileceğimiz antropolojik ilkel bir veri değildir. Russo'da göreceğiz, doğa durumundan daha çok bu şekilde bahsedecektir. Hobbes'a göre doğa durumu otoritenin var olmadığı her zaman vardır. Doğa durumu garip şekilde sivil, siyasal toplumda bile yaşamımızın ya da malımızın, mülkümüzün güvencede olmadığını düşündüğümüz her yer için geçerlidir. Aslında varılan nokta hiçbir zaman doğa durumunun korku, endişe ve belirsizlik durumundan tam anlamıyla bağımsız olamayacağımızdır. Belli bir dereceye değin tam olarak kurulmuş olan sivil toplumda bile. Hobbes'un gece yatmadan önce kapılarınızı kilitliyor musunuz sorusuna tek istisna herhalde burada kampüste kalan, gece kapılarını kilitlemeyen ve bir şeyleri çalındığında da son derece şaşırmış bir şekilde bu nasıl olabilir diye soran Yale öğrencileridir. Israrla kapılarını kilitlemeleri gerektiğini söylüyorum ancak bana inanmıyorlar. Bana inanmıyorsunuz ama belki şimdi hop söyleyince inanmışsınızdır. Her neyse, doğa durumu güvensizlik ve çatışma durumudur. Peki bu durumdan nasıl kurtulabiliriz? Bu da Hobbes'un kitabın geri kalanında cevap aradığı büyük sorudur. Doğa durumundan kurtulup sivil topluma ya da medeni yaşama geçmek için ne yapmak gerekmektedir? Çevremdekilerin aynı şekilde davranacağını beklemiyorsam, kendimin ve sahip olduklarımın güvenliği için gücümün yettiği her şeyi yapabilme hakkından nasıl vazgeçerim? Bu ekonomistlerin ve onlar gibi kişilerin mahkumun ikilemi dedikleri şeyin klasik bir örneğidir. Eğer karşımdakinin de aynı şekilde karşılık vereceğine dair bir beklentim ya da rasyonel bir nedenim yoksa neden o şekilde davranayım ki? Hobbes'un doğa durumunun üyeleri klasik mahkumun ikilemi problemini yaşıyor görünmektedirler. Belki de şöyle söyleyebiliriz ya da Hobbes söyleyebilir. Barışı sağlamak için her şeye yönelik hakkımızdan vazgeçmemiz rasyonel bir şeydir. Bizler rasyonel varlıklarız ve barışı ve huzuru aramak rasyonel bir şeydir. Ancak unutmayın ki bu tam da Hobbes'un söylemediği şeydir, o bunu söylememiştir. Siyasetin rasyonel aktör modeline sahip olmaktan çok o irrasyonel bir aktör modeli ile çalışır. İnsan psikolojisinin baskın unsurunun akıl değil, tutkularımız olduğunu düşünmektedir. Arzularımız, kaçınmalarımız ve tutkularımız. Hobbes'un insan tutkularının çeşitliliğini vurgulamış olduğunu söylemiş olsam da o insan doğasında evrensel olarak baskın gelen iki temel tutku olduğunu düşünmüştür. Bu tutkular gurur ve korkudur. Gurur ve korku, Machiavelli'nin iki büyük sosyal sınıf olan zengin ve yoksul sınıfın iki mizacı olarak belirlediği şeyleri, zengin ve güçlülerin başkaları üzerinde hakimiyet kurma arzuları ve zayıfların yönetilmeme arzusunun Hobbesçu karşılığıdır. Machiavelli bunları iki umori, iki salgı olarak isimlendirmişti. Hobbes da benzer biçimde bir model üzerinden ilerlemiştir. Hobbes gerçekten büyük bir siyaset psikoloğu idi. İki büyük tutku, gurur ve korku. Ona göre gurur önde olma tutkusu. Hayat denen yarışta birinci olma ve birinci görülme arzusudur. Gururlu insanlar yetenekleri hakkında kendine güvenden artık ayakları yerden kesilmiş insanlardır. Hepimiz böyle kişiler biliriz. Mesela Yale öğrencileri gibi. Öyle değil mi? Güvenden ayakları yerden kesiliyor. Bir tür alfa tipi.
Machiavelli olsa onları yeteneklerinden emin olan adam gibi adam olarak isimlendirebilirdi. Fakat Hobbes, insan gururunu çok iyi açığa çıkaranlardandır. Ona göre gurur, kibir ve kendini beğenmişlik ile eşdeğerdir. Bu bir tür kişinin kendi gücüne ve yeteneğine olan abartılı güvenidir. Gurur, bir kimsenin bir başkası üzerinde hakim olma ve üstünlüğünün başkaları tarafından kabul edilmesi arzusudur. Fakat eğer gurur onun büyük evrensel tutkularından birisi ise, onun karşıda olan korku da öyledir. Hobbes'a göre bu kesinlikle kaçınılması gereken büyük sorundur. Hobbes'a göre asıl olan doğa durumunda her an başınıza gelebilecek olan ölümün korkusu. Belki biraz abartıyor ama insanı her an yakalayabilecek olan ölüm korkusudur. Hobbes bunu vurgulasa ve biraz abartsa da korku basitçe ölüm korkusundan ibaret değildir. Korku sadece ölümden kaçınma değil ama aynı zamanda kaybetme korkusudur da. Yaşam denilen yarışta kaybeden olma korkusudur. Korku kaybeden olmanın utancını yaşamaktan kaçınma arzusudur. Bu iki tutkunun gurur ve korku açıkça sosyal bir niteliği vardır. Biri yine kendi üstünlüğünün başkaları tarafından kabul edilmesi, korku ise utanç ve onursuzluktan kaçınma arzusudur. Başkaları tarafından nasıl görüldüğümüz Hobbes'un ahlak psikolojisinde önemli bir yere sahiptir ve o bunun hepimizde var olduğunu söyler. Bunlar basitçe iki sınıf, iki tür insanı temsil etmemektedir. Hepimiz bu çatışan iki unsura, kendini öne çıkarma ve kendini öne çıkarmanın sonuçlarından korkma unsurlarına sahibizdir. Hobbes için mesele bu tutkuları nasıl dizginleyebileceğimizdir. Hobbes'un en fazla dizginlemek istediği tutku gururdur. Aslında Leviathan'ın başlığı nereden gelmektedir? Evet, kim söyleyecek? Hatırlıyor musunuz? Job. Book of Job'da Leviathan'ı gurur neslinin kralı olarak almıştır. Kitap, gururun üstesinden gelme hakkında İncil'e ait bir metafora dayanır. Pulp Fiction filminde o muhteşem konuşmayı hatırlarsanız, büyük Marcellus Wallace'ın söylediği gibi, gurur asla yaramaz, sadece yaralar. Hobbes'a göre korku güvenilecek tutkudur. Doğa durumunu terk etmemizi ve barışı aramamızı sağlayan şey akıl değil, korkudur. Ölüm korkusudur. Hobbes, insanı barışa yönlendiren tutkunun ölüm korkusu olduğunu yazar. Ancak bu, Hobbes'un doğal olarak iki tutkudan, gurur ve korku, korkunun daha güçlü bir tutku olduğunu iddia ettiği anlamına gelmemektedir. Hiç de değil. Kesinlikle bizim etrafımızda bile Hobbes'a göre korkması gerektiği halde ölümden korkmayıp, onursuz yaşamaktansa ölümü seçen onurlu aristokrat, yaşamını feda etmeye hazır dindar, cennetin nimetlerinden faydalanmak isteyen diğerleri ve sadece getireceği onur ve saygı için Everest'e tırmanma riskini alan insanlar vardır. Ve bu Leviathan'ın daha geniş eğitici, öğretici işlerinin bir kısmıdır. Gururun tehlikesi ve barışın avantajını bize göstermek. Doğru yöneldiğinde korku, barışın nedeni olur. Korku, bizi sivil topluma götürecek olan Hobbes'un çeşitli doğa kanunları dediği şeyin de temelidir. Hobbes'a göre doğa kanunları her insanın barışı amaçlamasını emreden akla dair bir ilke ya da genel kuraldır. Ve biz korkudan dolayı akıl yürütmeye başlar ve toplumun faydalarını görürüz. Akıl tutkulara, korkuya dayanır.
Hobbes için doğanın ilk ve en temel kanunu barışı bulmak ve onu sürdürmektir. Sadece barışı aramakla kalmamalıyız. Hepimiz silahlarımızı ve her şey üzerindeki hakkımızı bir tarafa bırakmalıyız. Ancak etrafımızdakilerin de aynısını yapması şartıyla. Ve Hobbes bir sonraki adımda sivil toplumun kurulmasında bir çerçeve sağlayacak olan 19 doğa kanunundan bahseder. Ben burada hepsine değinmeyeceğim. Hobbes bu kanunları kendine yapılmasını istemediğin şeyi başkasına yapma şeklindeki altın kuralın kendisindeki denge olarak görür. Burada altın kuralı Hobbes'un doğa kanunları olarak yeniden kaleme aldığını görüyoruz. Ancak bu durum kafalarımızda bir takım soruların belirmesine neden olmaktadır. Doğru, öyle değil mi? Doğa kanunlarının statüsü nedir? Bu kanunların ahlaki statüsü eğer varsa nedir? Gördüğümüz gibi Hobbes bazen doğa ve doğa kanunlarının fiziksel çekim kanunlarıyla aynı zorunlulukla işlediğini düşünen bir bilim adamı, proto bilim adamı gibi yazmaktadır. Bu Hobbes'un insan davranışlarından bahsederken sıklıkla takındığı tutumdur. Biz açıklamaya çalıştığımız herhangi bir varlık gibi aynı fiziksel çekim kanunlarına tabiizdir. Bu doğa kanunları hareket halindeki varlıkların daima ve zorunlu olarak nasıl davrandıklarını açıklarlar. Aynı zamanda Hobbes bir ahlakçı olarak da yazmaktadır. Aklın ilkeleri ya da genel kuralları olarak bahsettiği doğa kanunlarına göre yaşama dair yıkıcı hiçbir şey yapılmamalıdır. Bu anlamda doğa kanunları, ahlak kanunları yani yaşama dair kendi veya başkalarının yaşamına dair yıkıcı bir şey yapmamayı emreden ahlaki emirler olarak görülmektedirler. Ve bu ahlak yasalarına uyma ya da uymama gibi bir seçeneğimiz de bulunmaktadır. Eğer mekanik bir gereklilik veya geometrik bir gereklilik olarak bile var olsalardı, o zaman bu şekilde ahlak yasaları olamazlardı. Bu yasalar ancak ilişkide aksini yapabilme yeteneğimizde ifadesini bulan insan seçimi ya da irade varsa ahlak yasası olabilirler. Bu nedenle barışı ara ve benzeri türünden doğa kanunları sadece insanların nasıl davrandığı konusunda açıklayıcı değildir. Aynı zamanda insanların nasıl davranması gerektiği konusunda tavsiye niteliği de taşırlar. Hobbes 15. bölümün sonunda doğa kanunları ile ilgili olarak şunları yazar. Aklın bu emirleri kanunlar olarak adlandırıla gelmiştir. Ancak bu yanlıştır. Onlar insanlığın muhafazasına hizmet eden çıkarım ya da teoremlerdir. Hobbes, bunlar uygun olmayan bir biçimde doğa kanunları olarak adlandırıla gelmiştir demektedir. Bu durumda eğer doğa kanunu olarak adlandırılmaları yanlış ise neden Hobbes aynı terimi kullanmaya devam ediyor? Neden bu doğa kanunu terminolojisini kullanmaya devam ediyor? Bir açıdan bu basitçe Hobbes'un ortaçağ skolastiklerine, stoacılara ve belki de daha ötesine giden doğal hukuk geleneğine gösterdiği saygıdan kaynaklanıyordur. Hobbes için doğa kanunları ilahi emirler veya buyruklar değildir. Kendi refahımızı güvence altına almak için pratik aklımızın bulduğu en uygun kurallardır. Hobbes'un onları açıkladığı şekilde doğa kanunları varsayımsal oldukları ölçüde kategorik emirler değildirler. Eğer X'i istiyorsan Y'yi yapman gerekir gibi. Barış istiyorsan elde etme yolları bunlardır. Burada Hobbes'un kendisini büyük ahlak felsefesi geleneği içerisine yerleştirişini görüyoruz. Ona göre doğa kanunları tek ve doğru ahlak felsefesidir. Evet, bunlar beni bazı eleştirilere veya Hobbes'un doğa kanunları kavramlaştırması hakkında birkaç soruya getirir. Daha önce de sorduğum gibi doğa kanunlarını nasıl anlamlandıracağız? Bir taraftan Hobbes'un tek bir formüle indirgenebilecek olan doğa kanunlarının gerçek bir ahlaki içeriği varmış gibi görünmektedir. Barışı her şeyin üstünde tut. Herkesten daha çok Hobbes bizim nezaket erdemlerine değer vermemizi istemektedir. Diyebilirsiniz ki bunlar tek kelimeyle 19 doğa yasasının emrettiği şeylerdir.
nezaket erdemi barış, hakkaniyet, adillik ve kurallara uygun davranmayı gerektirir. Hobbes'a göre barış, ahlaki bir iyidir ve erdemler barışa yol açan davranış nitelikleriyken, erdemsizlik de savaşa yol açan davranış nitelikleridir. Savaşın zararlarını ve barışın yararlarını düşünün. Hobbes bu konuda şunları yazmıştır. Böyle bir durumda, yani doğa durumunda çalışma ya da çaba söz konusu değildir. Çünkü ürünleri belirsizdir. Sonuç olarak tarım yoktur, denizcilik yoktur. Bir büyük güç gerektiren şeyleri hareket ettirmek için aletler yoktur. Dünya yüzünün bilgisi yoktur. Zaman hesabı yoktur. Sanat yoktur, edebiyat yoktur. Toplum yoktur. Ve en kötüsü sürekli bir korku ve vahşi ölüm tehlikesi vardır. Bu durum, Hobbes'un bizi doğa durumunda içine koyduğu varoluş durumudur ve orada saydığı, listelediği faydalardan hiçbiri yinelerse bilgi, coğrafya, tarım, denizcilik ve inşa yoktur. Bunların hepsi barışın ürünüdür. Bu noktada dikkatli bir okuyucu, ki sizlerin dikkatli okuyucular olduğunuzdan hiç şüphem yok, Hobbes'u ilkesi barışa bir şans verin olan bir ahlak felsefecisi olarak sunmakla biraz ileri gittiğimi söyleyecektir. Hobbes'un inandığı şey bu mudur? Neden barış en yüce iyidir? Neden adalet değil? Neden onur değil? Neden dindarlık değil? Neden sorgulanmış hayat değil? Barışı Hobbes için bu kadar üstün kılan şey nedir? Çeşitli nedenler hakkında Hobbes'dan birçok kez alıntı yaptım. Bunun bir nedeni aslında Hobbes'un sadece barışı yaşam kadar üstün tutmuş olmaması olabilir. Barış, yaşam için bir araçtır. Her varlık kendisini, kendi varlığını korumak, sürdürmek ve kendi istikrarlı durumunu devam ettirmek, tecavüzlere karşı koymak eğilimi taşır. Ona göre yaşamak hepimizin doğal hakkıdır. İnsanın kendisini korumak istemesi sadece biyolojik bir gerçeklik değildir. Aynı zamanda ahlaki bir haktır da. Her varlık kendi yaşamına yönelik temel bir hakka sahiptir. Biz sadece yaşam hakkına sahip olmayıp aynı zamanda yaşamımızı korumak için ne gerekiyorsa onları yapma hakkına da sahibizdir. Ve yine bu doğanın kaba bir gerçeği değildir. Hobbes için bu ahlaki bir haktır. İnsanın değeri ve onurunun kaynağıdır. Belki de Kant veya onun gibi bir filozofa atfetmem gereken insanlık onuru gibi bir doktrini Hobbes'a atfederek gerçekten biraz fazla ileri gittiğimi düşüneceksiniz. Ancak 10. bölümde Hobbes alaycı bir şekilde şunları yazmamış mıdır? Bir insanın değeri bütün şeylerde olduğu gibi kendi fiyatıdır. Bu iddia Hobbes'un sebebiyet vermeyi umduğu burjuva toplumunun vicdansızlığını göstermek için Karl Marx tarafından alıntılanmıştır. Sizce de Hobbes'un bu materyalizmi ve mekanik teorisi bireyin değerini azaltmıyor mu? Bunda doğruluk payı olabilir. Ancak kesin bir şey var ki Hobbes yaşamı çok değerli. Hatta her şeyden değerli görmüş ve çok canlı bir tonda yaşamın ne kadar tehlikede ve kırılgan olduğunu anlatmaya çalışmıştır. Eserin tamamı Hobbes'un yanlış inanç, gerçeği görmemizi, yaşamın değerini anlamamızı engelleyen yanlış inançlar ve öğretiler olarak gördüğü, örneğin ölümden sonrasına dair inançlar ve yaşamımızı değerli görmeyi engelleyecek her türlü inanç gibi şeyleri yok etmek çabası olarak görülebilir. Bu, Hobbes'un hümaniteryen yanı diyeceğim şeyin ahlaki temelini sağlar. Fakat bu hümaniteryenizm de başka bir takım sorunlara yol açmaktadır. Peki, Hobbes'un bize yaşama değer vermeyi aşılama çabası, aynı zamanda risk almaktan kaçınma, çatışma ve düzensizlikten aşırı korkuya yol açmıyor mu? Yine Hobbes'un sürekli ve ısrarla ölüm korkusu ve yaşamın değerinden bahsediyor olması. Biraz kabaca olacak belki ama korkaklığın diğer ismi olmuyor mu? Hobbes'un yaşamın korunmasını en üstün ahlaki değer olarak sunması
güçlü Leviathan'ı bir korkaklar devleti haline getirmiyor mu? Aristoteles savaşta cesareti etiğinin merkezi erdemlerinden biri yaparken Hobbes cesareti ahlaki erdemler listesinden çıkarmıştır. Hatta bir yerde cesaretin bir tür düşüncesizlik olduğunu bile ileri sürmüştür. Örneğini ise düellolardan vermiştir. Ona göre düello her zaman onurlu ancak kanunsuz olacaktır. Düellolar çoğu zaman cesaretin sonucudurlar ve cesaretin temeli daima güç ve yetenektir. Bununla beraber düellolar düşüncesiz konuşmanın ve taraflardan birinde veya her ikisinde onursuz olmak korkusundan kaynaklanır. Yani ona göre cesaret bir tür kibir ve gereksiz gururdur ve başkasından daha az ya da küçük görünmeme isteğidir ve bir tür düşüncesizliktir. Ve bu kuşku 21. bölümde Hobbes'un zorunlu askerlik meselesini oldukça ilginç ele alışında da devam eder. Bu bölümde Hobbes savaşı orduların karşılıklı kaçışı olarak tarif eder ve dahası zorunlu askerlik konusunda doğal ürkek insan dediklerinin, yani başka bir ifadeyle korkakların bir tür izne tabi tutulmaları gerektiğini savunmuştur. Ona göre düşmana karşı savaşan bir askerin askerliği reddetmesini egemenin ölümle cezalandırabilme hakkı olmakla beraber, eğer kişi kendi yerine yeterli bir asker bulabiliyorsa burada bir adaletsizlik yoktur. Yani Hobbes burada şunu demek istiyor: eğer yerine birini bulabiliyorsan neden askere gidesin ki? Savaşta ya da cesarette hiçbir içkin erdem yoktur. Tam anlamıyla bugünkü gönüllü ordumuzun tarifi aslında. Bu güç ve tehlikeli işi bizim için yapacak olan insanlara para veriyoruz. Soru şu ki, kurallar ve benzeri şeyler üzerinde ısrar eden Hobbesçu bir toplum bile tamamen Hobbesçu bir toplum, Hobbes'un kınar göründüğü gurur ve şeref düşkünlüğü gibi erkekçe erdemler, yurttaş erdemleri olmadan var olabilir mi? Ralph Esposito'nun durumunu düşünün. Ralph Esposito kimdir diyeceksiniz. İsmi Hobbes'un kitabının indeksinde mevcut değildir. Ancak Esposito 11 Eylül'den kısa bir süre sonra Brantford Koleji'ne misafir olarak gelen New York City'den bir itfaiyecidir. Orada kendisi gibi her gün hiç tanımadığı insanları kurtarmak için yanan binalara dalarak canını tehlikeye atanlardan bahsetmiştir. İnsanlar bunu neden yapar ki? Bu acaba bir takım insanların Platon'un terimiyle tumosu olduğundan mıdır? Yani gurur, cesaret, risk sevgisi olmadan herhangi bir toplum ya da Hobbesçu toplum kendini sürdürebilir mi? Hobbes'un kendi toplumu bile itfaiye ya da polis olmadan yapamaz. Eğer Hobbes'un risk sevmeyen psikolojisini ya da barışı arayıp çatışmadan kaçınmayı emreden 19 doğa kanununu benimserse, neden birileri polis, asker, itfaiyeci ya da kısacası risk alan olsun ki? Neden birisi çıkıp kendi hayatını ülkesi için ya da sırf başkalarına, tanımadığı ve muhtemelen hiçbir zaman tanımayacağı insanlar için tehlikeye atsın ki? Daha önce alıntı yaptığım bölümde Hobbes çalışmak, denizcilik ve keşiften söz etmişti. Zannedersen bunlar öyle ya da böyle bir şekilde risk gerektiren aktivitelerdir. Dolayısıyla bu durumu Hobbes'un sadece doğa kanunları ile açıklamak mümkün görünmemektedir. Bir toplum için başka ne gereklidir? Sizi kendisiyle baş başa bırakmak istediğim ve çarşamba günü görüştüğümüzde yeniden ele alacağım soru budur. Toplumların Hobbes'un doğal ülkek insanına mı yoksa Ralph Esposito'ya mı ihtiyacı vardır? Ve evet, haftaya çarşamba Hobbes'u bitiriyoruz. Üçüncü ders.
Günaydın. Evet. Bugün biraz da egemenlikten bahsetmek istiyorum. Hobbes'la ilgili hatırlamanız gereken iki önemli kavram vardır. Bunlardan birisi doğa durumu, diğeri ise egemenliktir. Birincisinden dün ya da pazartesi günü bahsetmiştim. Bugün Hobbes'un egemen devlet teorisi ve egemenin ortaya çıkışından bahsedeceğim. Doğa durumunun yalnız, zavallı, zalim ve kısa yaşam koşulları sorununa çözüm olarak Hobbes, ölümlü bir tanrı olarak egemeni işaret eder. Ve Hobbes'a göre sonsuz belirsizlik, endişe ve tedirginlik durumu olan doğa durumuna ancak mutlak güçle donatılmış bir egemenin ortaya çıkışı tam anlamıyla son verebilme gücüne sahiptir. Evet, biraz Hobbes'un egemen gücünün ya da devletinin şekli özelliklerinden bahsedeyim. Öncelikle şunu söylemem gerekir ki, Hobbes için egemen bir kişiden çok bir makamdır. Hobbes, egemeni yapay bir kişi olarak betimler. Hobbes, bununla egemenin bu makamı ortaya çıkaran sözleşmenin ürünü olduğunu kasteder. Egemen, doğal olarak var olan bir şey olmayıp, sanatla ya da bilimle yarattığımız bir şeydir. Halkın ürünü, yaratısı, Jefferson'cı tabirle söyleyecek olursak, yönetilenlerin rızasının ürünüdür. Yine önemli olan bir şey daha eklemem gerekirse, Hobbes'a göre egemen, halkın temsilcisidir. Egemen, temsilcidir ve ona kendilerini temsil etme yetkisini ve otoritesini veren de halktır. Ve bu açıdan Hobbes'un egemeninin modern yürütme gücü ya da yürütme organı olarak adlandırdığımız şey ile ilişkilendirilebilecek birçok yanı vardır. Fransa'nın 14. Louis'i "L'État c'est moi" ben devletim dediği zaman aslında devleti bir deyişle kendi özel mülkü olarak görürken aslında modern öncesi devlet anlayışını dile getirmişti. Ancak bu Hobbes'un egemeninden oldukça farklıdır. Hobbes'un devleti egemenin malı değildir. Yani egemen devlete sahip değildir. O barışı ve güvenliği sağlamak üzere tayin edilmiş ya da görevlendirilmiştir. Daha çok bugünün CEO'su gibi bir şeydir demek yanlış olmayacaktır. Çünkü egemende bir tür anonimlik ve gayri şahsilik söz konusudur. Şunu söylemek istiyorum. Yale girişimci topluluğunda olmadığı halde bana birkaç CEO'nun adını kim sayabilir? Evet, cevap. Büyük ihtimalle veremiyorsunuz. Çünkü çoğu zaman tanınmayan kimselerdir. Ken Lay gibi büyük bir sorun yaşamadıkça ya da Bill Gates gibi şaşırtıcı bir şey yapmadıkça da genelde bilinmezler. Çoğu zaman gayri şahsi ve bilinmeyendirler ve bu Hobbes'un egemeninin de karakteristik özelliğidir. Hobbes'un egemenlik teorisi çok ilginç bir şekilde hem seküler mutlakiyetin hem de modern liberalizmin öğelerini barındırmaktadır. Ve benim burada bahsedeceğim şey bu ikisi arasındaki gerilim üzerine olacaktır. Hobbes, egemenin gücünün sınırsız olması konusunda ısrarlıdır. Ancak aynı zamanda egemenin temsil ettiği halk tarafından yaratıldığını da söylemektedir. Hobbes genellikle monarşik mutlakiyeti savunuyor gibi değerlendirilmiş olsa da aslında egemeninin ne tür bir şekil alacağı konusunda dikkatli bir tarafsızlık içindedir. Hobbes'un üzerinde durduğu asıl nokta, egemen gücün ister tek bir kişi, azınlık ya da çoğunluk elinde olsun, bölünmemiş ve mutlak olması gerektiğidir. Egemenin kontrolü altında olması gereken güçler arasında mülkiyetle ilgili kanunlar koyma, savaş ya da barış ilan etme yetkisi, yani dış politika dediğimiz şey, yaşam ve ölümle ilgili adli meseleler, yani ceza kanunu ve tabii ki de hangi kitaplar ve fikirlere müsaade edileceği, yani sansür yetkisi bulunmaktadır. Hobbes'un egemenlik teorisinin özünü, kanunun kaynağı egemen, yalnızca egemendir iddiasına indirgemek mümkündür.
Kanun, egemenin iki dudağının arasından çıkan şeydir. Bu size tanıdık geliyor mu? Okumalarımızdan. Evet. Thrasymachus. Bu ismi hatırladınız mı? Devletten. Güçlü olan ne söylerse adalet odur. Hobbes da bize benzer bir şekilde kanun egemenin buyruğudur der. Bu bazen hukuki pozitivizm olarak adlandırılır. Yani kanun egemenin emridir şeklindeki bir tür hukukun emir teorisi. Devletin birinci kitabında geçen Thrasymachus'a işaret eder gibidir. Tıpkı Thrasymachus'ta olduğu gibi Hobbes'da da egemenin iradesinden ya da buyruğundan daha üst bir mahkeme, aşkın kanun, ilahi kanun ya da otorite kaynağı yoktur. Hobbes'a göre egemen tıpkı bir beyzbol ya da futbol maçının hakemi gibi oyunun kurallarını uygulatmak için vardır. Ancak Hobbes'cu egemen sadece kuralları uygulatıcı veya yorumlayıcı değil, aynı zamanda kuralları yaratıcı, şekillendirici ve koyucudur da. Hobbes buradan bir de sonuç çıkarır ki bu da kötü ünü bilinen egemenin asla haksız davranmayacağı iddiasıdır. Egemen asla haksız davranamaz. Neden? Çünkü egemen kanunun ve adaletin ilkelerinin kaynağıdır. Bu nedenle Hobbes egemenin haksız ya da kanunsuz davranmayacağına inanmıştır. Hobbes bu iddiasını İncil'den bir hikayenin oldukça müstehcen ve komik okuması ile destekler. Hikaye Davut ve Uriya'nın hikayesidir. Hatırlayabildiniz mi? Herkes bu hikayeyi pazar okulundan ya da İbranice derslerinden ya da başka bir yerden mutlaka hatırlayacaktır. Davut'un kral olduğunu hatırlayanınız var mı? Davut, İsrail'in kralıdır ve Uriya'nın eşi Batşeva'ya göz koymuştur. Onu elde etmek için de Uriya'yı öldürtmüştür. Hobbes'a dönecek olursak, ona göre bu hikayede Davut Tanrı'ya karşı günahkardır. Ancak Uriya'ya haksızlık etmemiştir. Bunu hayal edebiliyor musunuz? Ben Uriya'nın aynı şeyi düşündüğünü sanmıyorum. Davut Uriya'ya haksızlık etmemiştir. Çünkü adil egemen asla haksız davranmaz. Onun yaptığı her şey kanun dahilindedir. Kitabında birkaç kez değindiği bu hikayeyi yazarken Hobbes'un yüzünde alaycı bir gülümseme olabileceği insanın aklına gelmektedir. Gelecek dönem tamamı Hobbes'un din eleştirisine odaklı bir ders açacağım. Bu konu ve benzer konular daha iyi anlaşılmış olacaktır diye düşünüyorum. Ancak şunu da belirtmek gerekir ki Hobbes'un kanunları göründüğü kadar zalimce değildir. Kanunun egemenin sözü, buyruğu olduğu konusunda nettir. Egemen adaletin kaynağı olduğundan adaletsiz kanun diye bir şey de olmayacaktır. Ancak Hobbes, adil kanun ve iyi kanun arasında bir ayrım yaptığını bize söyler. Buna göre tüm kanunlar tanımı icabı adildir. Ancak tüm kanunlar iyi değildir. 30. bölümde iyi bir kanun halkın iyiliği için gerekli olan bir kanundur der. İyi bir kanun halkın iyiliği için gerekli olan bir kanundur. Peki ama halkın iyiliğinin kriteri nedir? Nasıl kararlaştırılır? Devamında Hobbes, egemenin insanların yaptığı her şey üzerinde mutlak bir kontrol gücü olmadığını da açıklığa kavuşturur. Hobbes'a göre kanunun amacı insan yaşamını kontrol etmekten daha çok kolaylaştırmaktır. 30. bölümün 21. kısmında Hobbes şunları yazmıştır. Yetkin kurallar olan kanunların amacı insanları gönüllü eylemlerinden alıkoymak değil, tıpkı gelip geçenleri durdurmaktan ziyade yoldan devam etmelerini sağlamak amacıyla kurulan çitler gibi insanları geçici, aceleci ve boş istekleri yüzünden kendilerine zarar vermelerini engelleyerek eylemlerine devam etmelerini sağlamaktır. İfade ettiği gibi kanunların kurallar belirlemedeki amacı insanların kendi yollarına devam etmesini sağlamaktır. Sırf kısıtlamak ya da kontrol etmek adına olan kanun iyi bir kanun değildir. Kanunun amacı insan eylemini kolaylaştırmaktır. Bunun da Hobbes'un egemenlik teorisinin temelinde yer aldığını düşünüyorum.
kanunun amacı kolaylık sağlamaktır. Kontrol altına almak ya da engellemek değildir. Kontrol gücü veya kanunun gücü konusu Hobbes'un son derece tartışmalı olan fikirlerinden biridir. Bu güç kesinlikle düşünce meselelerine, bugün bizim birinci madde meseleleri olarak adlandırdığımız konulara uygulanırdır. Hobbes bu konuda ısrarlıdır. İnsanların fikirleri eylemlerinden öncedir. Eylemler düşüncelerin sonucudurlar. Bu durumda düşüncelerin yönetilmesi, insan eylemlerinin yönetilmesi demektir. Böylece eğer insan davranışlarını yönetecek ya da düzenleyeceksek, düşünceleri düzenlemekten başlamalıyız demek yanlış olmayacaktır. Hobbes, egemenin hangi düşüncelerin, hangi kitapların barışa katkı sağlayacağına ve hangilerinin savaşa ve kargaşaya neden olacağına karar verme hakkının olduğuna inanmıştır. Hobbes'un egemenin düşünceyi kontrol etme hakkı iddiası iki önemli kuruma yöneliktir aslında. Bunlardan birisi kilisedir, diğeri tahmin eden var mı? Üniversite. Bu iki yerde Hobbes'a göre tahrikçi düşünceler yarattıkları için egemenin kontrolü altında olması gereken yerlerdir. Hobbes'un kiliselerden kastettiği reforme olmuş kilisedir. Aslında özelde daha sonra gelip Amerika'yı kuracak olan radikal püriten mezheplerdir. Bu radikal mezhepler vicdan ve kişisel inancı kanunun üzerine yüceltmiştir ve vicdan ve kişisel inanç haklarına dayanarak egemeni sorgulama gücünü kendilerinde bulmaya kalkabilecek duruma gelmişlerdir. Bu arada bu ayrılıkçı mezhepler ya da radikal mezhepler İngiliz İç Savaşı'nda Cromwell'in ordusunu oluşturmaktaydılar. Krala karşı cumhuriyetçi birlikleri oluşturmaktaydılar. Hobbes'un bize söylediği şey ise bireyi veya mezhebi egemenin yargıcı yapmayı amaçlayan tüm öğretileri yasaklayacağıdır. Sadece doğa durumunda insanın adil olana ve olmayana ya da kendileri için iyi olana ya da olmayana karar verme hakkının olduğudur. Topluma girdiğimiz anda sosyal sözleşmeye varıldıktan sonra bu hakkımızı bizim yerimizde bu meselelere karar vermesi için egemene devrederiz. Hobbes için köktenci kiliseler ya da reform mezhepleri kadar önemli olan bir şey üniversite ve onun müfredatıdır. Aslında Hobbes üniversiteleri 17. yüzyılda radikal Aristotelesçi doktrinleri öğretiyor olmakla suçlamıştır. Bu dönemde Aristoteles meşru yönetim insanların sırayla hem yönettiği hem de yönetildiği yerdedir sözüyle temel alınarak dönüşümlü olarak kendi kendini yönetme, doğrudan demokrasi ya da katılımcı demokrasi gibi modern cumhuriyetçi fikirlerin kaynağı olmuştur. Hobbes'a göre her şeyden çok klasiklerin, özellikle de Cicero ve Aristoteles'in etkisi İngiltere'deki iç savaşın ve Kral 1. Charles'ın öldürülmesinin nedeni olmuştur. Hobbes'un şu pasajda söylediklerini hesaba katınız. Monarşiye karşı ayaklanmaya gelince, en önemli nedenlerinden birisi eski Yunan ve Roma düşüncesine ait tarih ve siyasa kitaplarının okunmasıdır. Bu kitapları okumak insanları monarşiye karşı ayaklanmaya iter. Güçlü bir akıl panzehirine sahip olmayan gençler gafil avlanır ve büyük savaşların etkisinde kalırlar. Hobbes şöyle devam eder. Yunan ve Latin yazarların kitaplarında ve söylemlerinde bir kimsenin öldürmeden önce onu tiran ilan ettiği sürece kralı öldürmesinin yasal ve takdire şayan bir şey olduğunu belirtmesinden ötürü insanlar kendi krallarını öldürmeleri gerektiğini düşünür. Evet, Hobbes'a göre sizin Aristoteles'ten, Yunan ve Romalılardan tek öğrendiğiniz kral katletmedir. Tek meşru yönetimin cumhuriyet olduğu ve sizin görevinizin de kralı öldürmek olduğudur. Tabii ki onu öldürmeden önce ona tiran demelisiniz der. Bu gerçekten harika bir paragraf. Bana göre bunun bu denli ilginç olmasının nedeni sadece Hobbes'un espri anlayışı ve karakteristik abartmaları değil. Aynı zamanda fikirlerin reformuna ne kadar çok vurgu yaptığını göstermesidir. Hobbes, Platon ve Machiavelli gibi kendisini hükümdarların eğitmeni, fikirlerin dönüştürücüsü ve yenilikçisi olarak görmüştür.
Hobbes bir taraftan insanı mekanik bir şekilde itme ve çekme kanunlarına uyan karmaşık bir makine olarak görmüş, bir taraftan da insanı fikirler ve öğretiler tarafından yönlendirilen, istek ve amacı olan bir varlık olarak değerlendirmiştir. Bu durumda içsel bir ironi olduğunu düşünmekteyim. Bunun kendisi için zor bir görev olduğunun Hobbes da farkına varmıştır. Hobbes, nadiren yaptığı bir kendini değerlendirme anında matrak bir şekilde fikirlerinin yeniliğinden dolayı fazla taraftar bulamayacağını yazmıştır. Pek karakteristik olmayan bir çaresizlik anında benim emeğimin de Platon'un devleti gibi faydasız olacağına inanma noktasındayım. Çünkü Platon içinde devletin karışıklığı yöneticiler filozof olana kadar düzelmeyecektir, der. Başta kitabının kabul görmeyeceğine ilişkin bir çaresizlik içindeyken, sonrasında Hobbes daha iyimser bir tavır takınmış ve kendi kitabını okumanın ve anlamanın Platon'unkinden daha kolay olduğunu iddia etmiştir. Hangisinin daha kolay olduğu hakkında siz bir tartışma yapabilirsiniz. Ancak Hobbes, kendi eserinin daha basit ve kolay okunur olması nedeniyle ilgili bir hükümdarın kulağına çalınmasının daha muhtemel olduğuna inanmıştır. Hobbes şöyle der: günün birinde kısa ve öz olduğu için eserimin onu kendisi değerlendirebilecek olan bir egemenin eline ulaşacağını umut ediyorum. Evet, bunu sorgulayabiliriz. Kitabının kısa ve açık olduğunu söylüyor. Ama kitap uzun ve karmaşık. Belki bu reklam bir egemeni kazanabilir. Her neyse, devamında ve 31. bölümün sonunda bu egemen, kendi çıkarı olan ya da kıskanç bir yorumcunun yardımı olmadan ve egemenliğin tüm gücüyle onun kamusal öğretimini sağlayarak bu spekülatif gerçeği pratik bir yarara dönüştürebilir demiştir. Hobbes, açıkça kitabını okumasının bir egemen için yararlı olacağını düşünmüş ve ilgili bir egemenin veya potansiyel bir egemenin ilgisini çekmesini umut etmiştir. Hobbes belki de abartmış, hatta daha doğrusu kitabının zorluğunu azımsamıştır. Leviathan'ın sonunda bu konuya tekrardan geri dönmüştür. Burada üniversiteler der, tekrardan kitabın okuyucusundan bahsettiği bir yerde, üniversiteler toplumsal ve ahlaki öğretinin bir nevi çeşmeleridir ve haklar ve ödevler konusunda doğru öğretiyi anlatmak zorundadırlar. Bu ifade ilk olarak Hobbes için kitabının ahlaki ve siyasal doktrin olarak kabul edilmesi anlamına gelmektedir. Bu kitap üniversitelerde siyaset bilimi, siyasal öğreti alanında eski kitapların, yani Aristoteles'in politikasının yerini alacak zorunlu ders kitabı olmalıdır. Bu nedenle der, kendinden emin bir şekilde, hem basımı hem de üniversitelerde okutulması kazançlı olabilir. Bu kitabın ideal okuyucusu, kitaptan aldıkları suyu kürsülerden ve yüz yüzü konuşmalarda fıskiyeler gibi halkın üzerine fışkırtacak vaizler, avukatlar, soylular gibi okuyucular olabilir. Hobbes durumu böyle görmüştür ve kürsülerden anlatılması ve üniversitelerde öğretilmesi gerektiğini düşünmüştür. Üniversitelerde öğretilmeli, konuşmalarda halkın üzerine fışkırtılmalıdır. Hobbes'in hayali de tüm büyük siyaset felsefecileri gibi insanlık için yasa koyucu olmaktır demek doğru olacaktır. Ve bir şey daha, bu kitap destansı bir hırsa sahiptir. Şimdiye kadar birçok şekilde Hobbes'un öğretisinin otoriteryen ve mutlakiyetçi yanlarını vurgulamış bulunmaktayım. Şimdi biraz da tezat görünebilecek başka bir şeyden bahsedeceğim. Bunu şimdilik Hobbes'cu liberalizm olarak adlandırıyorum. Hobbes egemeni en uç ve mutlak terimlerle tasvir etmekten hoşlanır. Egemenin yaşam ve ölüm, savaş ve barış, neyin öğretileceği ve neyin duyulacağı hakkında mutlak hakimiyeti söz konusudur. Ancak aynı zamanda Hobbes'un egemeni bireysel özgürlüğe de fazlaca yer bırakır gözükmektedir. Hatta egemen gücün meşru kullanımı üzerine bazı sınırlamalar bile getirir. Hobbes tüm sert konuşmalarına rağmen adaleti ve hukuk devletini oldukça fazla ciddiye alır. Hatta Machiavelli'den bile daha fazla ciddiye alır. Kitabının bir yerinde bağışlanma teminatı olmaksızın kimse kendini suçlamaya zorlanamaz demiştir.
Yani kendini suçlamaya zorlanamazsın. Bizim bugün 5. madde dediğimiz şey öyle değil mi? Kendini suçlamaya zorlanamazsın. Benzer bir şekilde bir eş veya ebeveyn bir aile üyesini suçlamaya zorlanamaz. Benzer bir noktada ceza asla öç alma aracı olmamalıdır. Ancak onun deyişiyle suçlunun düzeltilmesi veya bizim ıslah edilmesi dediğimiz amaçla var olabilir. Hobbes ayrıca kanunun sosyal eşitliği sağlama aracı olduğu konusunda da ısrarlı olmuştur. Egemen temsilci makamı üzerine adlı bölümde adaletin zengin, yoksul, tüm insanlara sınıf farkı gözetilmeksizin eşit dağılımını öngörmüştür. Asalet sıfatlarının ise sadece daha alt tabakadaki insanlara sağladığı faydalar nedeniyle değerli olduklarını, yoksa bir değerlerinin olmadığını ileri sürmüştür. Eşit adaletin eşit vergilendirme politikasını gerektirdiğini düşünmüş ve herkesin tükettiği nispette vergi vereceği, bu anlamda daha fazla tüketen zenginlerin daha fazla vergi ödeyeceği bir tür tüketim vergisi önerir gözükmektedir. Yardıma muhtaç vatandaşlar ise basitçe bireylerin özel bağışlarına dayanmaya mecbur bırakılmayıp kamu harcamasıyla bakılmalıdır. Bu yaklaşımla bir ölçüde kamusal yardımın sağlandığı ve yoksulların başkalarının özel yardımseverliğine dayanmadığı modern refah devletini işaret ettiği söylenebilir. Bence en önemlisi Hobbes'un felsefesinin bireye verdiği önemdir. Hobbes, egemenin gücünü doğa durumunda bireyin istediğini yapma doğal hakkından türetir. Ve egemenin amacı ise bu doğal hakkı güvence altına almak ve fakat diğerlerinin haklarıyla çelişmeyecek ve yine açık bir savaş durumuna mahal vermeyecek şekilde düzenlemektir. Bunu önemli kılan şey ise hakları ödevlerin üstünde tutmasıdır. Tam da bu, görevler karşısında haklara, topluluk veya ortak iyi karşısında bireye verilen önem, onu modern liberalizmin kurucu babası veya manevi babası yapan şeydir. Hobbes'un bu yeni ve birçok bakımdan öncesi olmayan özgürlük öğretisi, çok önemli bir bölüm olan 21. bölümde açıklanmıştır. Aslında tam benim ifade edeceğim şekilde adlandırmamıştır ancak, antiklerin özgürlük anlayışı ile modern özgürlük anlayışı arasında bir ayrım yapmıştır. Ona göre antikler kusurlu bir insan özgürlüğü anlayışı dile getirmişlerdir. Antikler için özgürlük, herkesin yönetimde payının olduğu bir cumhuriyette, kendi kendini yöneten bir cumhuriyette yaşamak anlamına geliyordu. Bir diğer ifadeyle, antikler için özgürlük bireyin bir özelliği değildi. Özgürlük, rejime atfedilmiş bir şey konumundadır. Atinalılar ve Romalılar demiştir Hobbes. Özgürlerdi. Yani özgür devletlerdi. Ancak bireylerin kendi temsilcilerine karşı koyma özgürlükleri yoktu. Ama kendi temsilcilerinin başka yerlerdeki insanlara karşı koyma ya da oraları işgal etme özgürlükleri vardı. Bir diğer deyişle, antikler için özgürlük, başkalarına karşı direnme ve başkalarını işgal etme anlamında kolektif bir iyiydi. Özgürlük, devletin bir özelliğiydi, onun içinde yaşayan bireylerin değil. Bu karşı koyma ve işgal etme özgürlüğü olarak kolektif özgürlük algısı, Hobbes'un teklif ettiği modern özgürlük fikriyle çelişmektedir. Hobbes, özgürlükle bize çok tanıdık gelecek bir şeyi kastetmiştir. Eylemlerimizin önünde sınırlamalar ve kısıtlamalar olmaması. Kısıtlanmadan hareket edebildiğimiz sürece özgürüzdür. Siyasal özgürlük ise kanunların sessiz kaldığı yerde eylemde bulunma özgürlüğüdür. Bunu bir düşünün. Kanunların sessiz olması, istediğimizi yapma ya da yapmama özgürlüğü. Bu bizim modern veya liberal demokraside özgürlükten anladığımız şey için oldukça önemlidir. Hobbes'un egemeninin vatandaşlarına içinde kişisel özgürlüklerini yaşayabilecekleri özel bir alan yaratma ihtimali, kolektif meselelere veya siyasal karar alma süreçlerine zorunlu katılımın olduğu klasik cumhuriyette olduğundan daha fazladır. Bu noktada Hobbes, döneminin ancak bir cumhuriyetin vatandaşları özgür olabilir fikrine de karşı çıkmıştır. Lucca şehrinin kulesinde yazar demiştir. Devam etmeden önce, Pearson Koleji'nden olan var mı aranızda? Dekan Bay Amerigo'yu tanıyorsunuzdur o zaman. Lucca şehrindendir kendisi. Ona bunun doğru olup olmadığını sorabilirsiniz.
Lucca şehrinin kulesinin duvarlarında büyük harflerle Libertas yazılıdır. Bunun halen doğru olup olmadığını bulalım. Devamında ise hiç kimse bir kişinin orada devlete karşı halifeler şehri İstanbul'da olduğundan daha az hizmet zorunluluğunun olduğunu iddia edemez. Bir cumhuriyette yaşamak size daha fazla özgürlük garanti etmez. Bu ilginç pasajda özgürlüğün muafiyet gerektirdiğini söyler. Hizmetten muafiyet gerektirir. Hobbes için bir rejim ancak her bir vatandaşına ne kadar bireysel özgürlük ve ne kadar muafiyet sağladığı ile ölçülebilir. Modern dünyada daha önce duyulmamış bir özgürlük fikridir bu. Tam bu noktada bir kimse antiklerden çok farklı olarak zorunlu siyasal katılımdan muafiyet olarak bireysel özgürlük kavramına sahip modern liberal devletin kuruluşuyla Hobbes'un bir bağlantısı olduğunu ileri sürebilir. Peki bunların hepsi ne anlama geliyor? Birçok bakımdan Hobbes'un çocukları haline gelen bizlere bugün için onun ne anlam ifade ettiğinden bahsedelim. Hobbes bize modern devletin nihai dilini sunmuştur. Hobbes kendi döneminde olduğu kadar bizim için de tartışmalıdır. Bugün birçokları için Hobbes'un Leviathan'ı antiliberal mutlakçılıkla eş anlamlıdır. Ve başkaları için de John Locke'un ve liberal devlet teorisinin önünü açmıştır. O, hakların ödevlerden önce geldiğini, egemenin ise barış ve güvenlik sıradan amaçlarını sağlamaya çalışıp bireyleri kendi yaşamlarını en iyi şekilde sürdürebilmeleri konusunda özgür bırakması gerektiğini düşünmüştür. Hobbes'un planında tebaanın sahip olduğu özgürlük, egemenin düzenleme dışında bıraktığı alanın içinde kalır. Hobbes, özgürlük adına egemene karşı tetikte olmayı övmez ve yönetime karşı her türlü direnmeyi reddeder. Bu noktada Hobbes için en fazla yarı zamanlı bir liberaldir demek en doğru tabir olacaktır. Hobbes, içinde devlet ve yönetim hakkında düşündüğümüz ahlaki ve psikolojik dili sunduğunda en büyük katkıyı sunar. Devlet, gurur ve korku karşı tutkularının psikolojik mücadelesinin ürünüdür. Hatırlarsanız korku, güvenlik isteği, düzen, rasyonellik ve barışla ilgiliydi. Gurur ise şan, şeref, tanınma ve hırsla ilgilidir. Kitabın başlığı İncil hikayesi olan Eyüp'ten gelir. Bu hikayede Leviathan gurur çocuklarının kralıdır. Hobbes'un kitabında geliştirdiği 19 doğa kanunu ise yine özellikle kendini beğenme ve gurur günahlarını hedef alarak bize sosyalliğin ve medeniliğin erdemlerini göstermeye odaklanmıştır. İyi bildiğimiz ve hatta hala içinde olduğumuz modern devlet birçok yönüyle şeref ve şan pahasına Hobbes'un güvenlik isteği ve ölüm korkusundan türemiştir. Hobbes'cu devlet yaşam koşullarını garanti altına almayı hedeflemiştir. Bu yaşam medeni ve kültürel açıdan gelişmiş olabilir. Ama yine de riskten kaçınma ve şahsi çıkar arayışı üzerine inşa edilmiştir. Hobbes, korkmamızı ve onura, hırsa ve benzer şeylere olan inançtan kaynaklanan tehlikeli eylemlerden uzak durmamızı tavsiye etmiştir. Hobbes'un korkan insanı onur ya da özgürlük gibi bir dava için kendisini tehlikeye atmayacaktır. O daha çok kurallara göre oynayan, tehlikeden kaçınan, emin olduğu şey üzerine bahse girecek bir kişi olacaktır. Hobbes'un vatandaşı George Washington veya Andrew Carnegie gibi risk alan kişiler değillerdir. Muhtemelen daha çok her zaman ihtimalleri hesaplayan ve zararını telafi edecek yolları bulan bir aktüer ya da sigortacı gibi davranacaklardır. Jean-Jacques Rousseau ve Nietzsche gibi Hobbes'tan sonra gelen siyaset kuramcıları Hobbes'un insanı için bir isim uyduracaklardır. Ona küçültücü bir edayla burjuva diyeceklerdir. Bununla birlikte Hobbes bizi kendi görüşüne çevirmekte oldukça başarılı olmuştur. Yaratmaya çalıştığı birey tipi dikkatli, riskten kaçınan, kendisini düşünen insan tipi medeniyetimizin hakim etosu haline gelmedi mi?
Ve bu tarz bir insan doğasını güçlendiren ekonomi, psikoloji ve hatta siyaset bilimi gibi bilim dallarımız mevcuttur. Hepimiz kabul etsek de etmesek de Hobbesçi olduk. Fakat aynı zamanda sanırım paradoks da tam bu noktadadır. Hobbesçi bir toplum bile bazı bireyler ister şeref, ister kendine saygı, isterse de risk almanın getirdiği zevk için olsun, hayatlarını ve bedenlerini riske etmediği sürece var olamaz. Pazartesi günkü örneğim olan Ralph Esposito'yu hatırlayın. Kim polis, itfaiyeci, asker, özgürlük savaşçısı ya da aktivist olur ki? Bu işlerin hiçbiri yalnızca şahsi çıkar arayışı ile açıklanamaz. Hobbesçi toplumların itfaiye departmanı olmayacak mı? Eğer herkes Hobbes'un bize kazandırmak istediği korku ve şahsi çıkar psikolojisine sahipse bu işleri yapacak insanlar nereden gelecek? Hobbes, Platon'un Thumos dediği bu tür tutkuları medeniyet dışı, savaşçı ve barbarca olarak nitelendirmiştir ve bir dereceye kadar da haklıdır. Ancak Hobbes'un da kabul ettiği gibi Hobbesçi devlet bile Hobbesçi bir dünyada var olur. Yani Hobbes'a göre uluslararası ilişkiler doğa durumunun geniş halidir. Hobbesçi devlet bağlayıcı kanunlarla düzenlenmemiş düşman devletler dünyasında var olacaktır. Devletler dünya sahnesinde tıpkı insanların doğa durumunda olduğu gibi yan yana dururlar. Yani aralarındaki çatışmaları çözüme kavuşturacak bir üst otoritenin olmadığı potansiyel düşmanlar. Böyle bir dünyada egemen devletler bile teröre ve yıkıma adanmış başka devletlerin veya terör gruplarının varlığı ile tehlikeye düşerler. 11 Eylül'ü düşünün. Pierre Hassner adında önemli bir Fransız siyaset bilimcisi bu olayı barbarların ve burjuvanın diyalektiği olarak adlandırmıştır. Yani pasif ve memnun vatandaşları ile Hobbesçi devlet ve amaçlarına ulaşmak için şiddet, terör, intihar bombacısı gibi araçları kullanmaktan çekinmeyen modern öncesi ve hatta bazı açılardan postmodern devlet arasındaki çatışmadır. Hobbesçi devlet bugün hala çelişkili bir şekilde kadın, erkek, tüm vatandaşlarından yaşam tarzlarını korumak için her şeylerini riske atmaya hazır olmalarını beklemekte. Hobbes'un paradoksu, Hobbesçi burjuvaların kendi aralarında bile barbardan tamamıyla vazgeçemeyecekleridir. Bu bir paradokstur. Hobbes bu paradoksu açıklayabilir mi? Görmezden gelir gibidir. Bu sorun James Baughman'ın Honor a History başlıklı kitabında mükemmel bir şekilde işlenmiştir. Onurun tarihini yazmıştır. Onur ilişkilerinin büyük ölçüde gelişmiş toplumlardan silindiğini ve ancak tüketen bir tutku olarak bugün en önemlisi Orta Doğu olmak üzere dünyanın bazı yerlerinde varlığını sürdürmekte olduğunu belirtmiştir. Çoğu toplumda onur, Orta Çağ şövalyeliği gibi yalnızca bireyi ilgilendiren bir şey olmayıp her şeyin üzerinde gruba, aileye, klana veya dini mezhebe ait olduğuna inanılır. Bir kişiye yönelik saldırı, herkese yönelik saldırıdır. Bu çoğu modern Amerikalı için anlamsız gelse de birçok toplumda itibar kavramının neden bu denli önemli olduğunu açıklamaya yardımcı olur. Ve Baughman'a göre diğer kültürleri anlamada bu kadar zorluk çekiyor olmamızın bir nedeni bir kişinin onurunu savunması anlayışına modern batıda çok uzak düşmüş olmamızdır. Biz insan davranışına, insan eylemi için rasyonel nedenler sunma meselesi olarak bakıyorken insanların çoğu esasen saygı ve aşağılanmadan kaçınma tarafından motive edilmektedir. Mesela Richard Nixon'ın Vietnam Savaşı zamanında barışı onurla elde etmek sözünü hatırlıyorum. Ve bununla gülünç bir fikir olarak çok dalga geçilmişti. Onur artık insanlara tuhaf, onur kodu ya da izci kodu ya da ilkel bir ahlak türüymüş gibi görünmekte. Bu nedenle de gerçekten anlamıyoruz. Bizim bugünkü körlüğümüzün büyük oranda sorumlusunun başka kültürlerin parçası olan bu savaşçı erdemi. Onur erdemini gözden düşürmek için Hobbes'un gösterdiği çabalar olduğunu bugün sıklıkla gözden kaçırmaktayız. Ve buradan son olarak
Hobbesçu medeniyetimizin bizden son derece rahatsız edici bir gerçeği saklaması noktasına geliyoruz. Barış, güvenlik ve emniyet, burjuva özgürlüklerimiz diyebileceğimiz şeyler, hala onur ve görev adına yaşamlarını tehlikeye atabilen insanların var olması gerçeğine, rahatsız edici gerçeğine bağlıdır. Böyle davranmak onlara göre rasyonel olmayan bir şey mi? Hobbes öyle olduğuna inanırdı. Sanırım cevabı evet olurdu. Güvenlik kaygısı güden rasyonel bireyler olmayı salık veren salt Hobbesçu bir bakış açısından bunlar bir anlam ifade etmemektedir. Evet, cevap oldu değil mi? Evet oldu. Bunun üzerine başka yorum yapmayacağım.